arkadaşlar Merhabalar bu videomda geometri tekrar derslerinden 13. .sündeyiz. yani doğrunun analitik incelenmesi konusunu tekrarını yapacağız arkadaşlar her zamanki gibi ne yapıyoruz boş pdf çıkartıyoruz oradan soruları çözüyoruz yani soru çözüm kısmına geldiğimiz zaman kendiniz çözün zaman kaybetmeyin arkadaşlar dolu pdf'ten de ondan sonra çözümlerine bakarsınız ve sonra da çözemediğiniz anlayamadığınız bir yer daha varsa videodan yine tekrarına bakarsınız arkadaşlar Evet. Amacımız nedir? sizleri yani tekrar yaptırmak, soru çözerek, video izleyerek değil, soru çözerek tekrar yaptırmak bunu hep zaten vurguluyoruz. Bu arada map kazanım testleri de çözmenizi de tavsiye ediyoruz. Analitikle ilgili map kazanım testleri nerede arkadaşlar? 11. sınıfta var. Mezun testlerinde var. Mezun sayısal yeterlikte var. Hepsini çözerseniz sizin açınızdan daha iyi olur arkadaşlar. Evet doğrunun analitik incelenmesinde şöyle tekrar başlamadan önce yine e, elimizden geldiğince her şeye değinmeye çalıştık arkadaşlar. Yani ilginç sorularla yine karşınıza çıktık. Ya büyük ihtimalle eksikler kapanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Analitik geometriden korkmanıza gerek yok. Doğrunun analitiğinden korkmanıza gerek yok. Yani temel başlık olarak şöyle bakacak olursak bizim için önemli olan bir eğim, iki doğru denklemi yazma. Yani doğru denklemi yazma da eğim, eğimi bilmeyle oluyor zaten arkadaşlar. Burada eğim en önemlilerinden bir tanesi. Sonra doğru denklemi yazma. E sonra eften püften şeyler var. Özel doğrular var bilmem ne var falan filan. Yani rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir konu. Ee, şöyle bir baktığınız zaman artık da öyle çok fazla ezberlenecek bir şey yok aslında. Evet arkadaşlar. Şeye başlayalım şimdi. Neye başlayalım? Şu e, eğim açısıyla başlayalım bakalım. Eğim nedir arkadaşlar? İlk önce eğim. Doğru denklemi yazmadan önce eğim öğrenmeliyiz. Eğimi iyi bir şekilde öğrenmeliyiz arkadaşlar. Evet doğrudan aradık incelemesinde bir doğrunun eğim açısı ve eğimi. X eksenine pozitif yönde yaptığı açıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Trigonometriden de biliyorsunuz eğim açısı adını veriyoruz ve eğim açısı da alfa ise eğer eğimde ne oluyor arkadaşlar? Tanjant alfa oluyor. Eğimimiz tanjant alfa'ya eşit arkadaşlar. Özellikle şekil soruları falan verilmişse, yani analitik düzlem verilmişse ve eğimi soruluyorsa tanjant alfa'yı bulacaksınız. Arkadaşlar e, burada eğimle ilgili şunu da bilmeniz lazım. Eğim x ekseninde pozitif yönde yaptığı açı, x ekseninde doğrumuz ya sağ yatıktır x ekseniyle yaptığı açı bakımından bakacak olursanız ya da sola baktır yatıktır. E, x ekseni buysa x ekseniyle yaptığı açı bakın dar açı dar açı olduğunda eğim pozitiftir arkadaşlar. E burada baktığınız zaman geniş açı e, bunda eğim ne olacaktır arkadaşlar? Negatif olacaktır. O zaman biz şöyle değişik bir şey geldiği zaman bile sola yatık bir doğru geldiği bile zaman bile şununla uğraşmamıza gerek yok. Sen x ekseniyle yaptığı açıyı bul. Sağa yatıksa pozitif sola yatıksa ne diyeceksin? Negatiftir diyeceksin. Yani burası atıyorum 3 burası 4 ise eğimi 3 bölü 4'tür hocam. Değil. Sola yatık olduğundan dolayı eksi 3 bölü 4'tür diyeceksin. Bunu sakın ama sakın unutma. Tamam mı? E, ee, sağa yatıklık sola yatıklık çok önemli arkadaşlar. İşte e, 0 derece ise tanjant 0'dan dolayı tanjant 0'ın ne olduğunu trigonometriden biliyorsunuz. Ya da 90 derece ise tanjant 90'da tanımsız olduğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sonra eğimin her türlüsü bizim için önemli arkadaşlar. İki noktadan geçen doğrunun eğimi. Bakın ispatıyla birlikte koymuşum buraya. Biz bize tanjant alfa lazım. 2 nokta buradaysa x1 y1 x2 y2 ise şurada bir dik yamuk vardı. Dik yamuk demek şöyle dik üçgen oluşturduk. Burası x'ler farkı burası da y'ler farkı. Tanjant alfaya baktığımız zaman y'ler farkı bölü x'ler farkına eşit oluyor arkadaşlar. Evet y'ler farkı bölü x'ler farkı da bize neyi veriyormuş arkadaşlar? Eğimi veriyormuş. Sonra doğru denklemleri iki şekilde karşımıza çıkabilir. Ya mx artı e c şeklinde karşımıza çıkabilir ya da ya MX artı C şeklinde ya da AX artı B'ye artı C şeklinde karşımıza çıkıyor analitik düzlemde. Analitik geometri arkadaşlar. İşte burada bu şekildeki çıkan ifadelerde de bizim için eğim önemli olduğu için bunu da ayrıyetten göstermek istedim. Y yalnızken X'in kas sayısı direkt M'ye yani eğimi verir arkadaşlar. AX artı B'yi artı C eşit sıfır şeklindeyken de Y'yi yalnız bıraksanız da şunu bulursunuz zaten eğim eksi a bölü b'dir. Yalnız bu eksi b bölü a ile karıştırılıyor. Hani kökler toplamı vardı ya. O yüzden buradaki eğimi isterseniz hep y'yi yalnız bırakarak bulun. İsterseniz de çok fazla karşımıza çıktığı için ax artı b artı c eşit 0 şeklindeki verilen doğruların eğimini bulurken eğim eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı şeklinde aklınızda tutmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Tamam. Sonra yani eğimle alakalı bir durum geliyor yine karşımıza. Paralel doğrular. İki paralel doğru olduğunda paralel doğru olduğu zaman bak ne oluyor? E, hocam eğim açıları eşit oluyor. Eğim açılarının eşit olması ne anlama geliyor? Eğimlerinin birbirine eşit olması anlamına geliyor arkadaşlar. Evet iki doğru paralelse eğimleri birbirine eşittir. Dik kesen doğrular da çok fazla karşımıza geliyor. Özellikle doğru denklemi yazarken işte bir noktadan geçen bir doğruya dik olan gibi mesela. Burada da iki doğru birbirine dikse bunun ispatını konu anlatımında yaptım arkadaşlar eğimler çarpımı eksi 1'e eşittir. Yani bir eğimimiz m1 eşittir 2 bölü 3 ise m2 ne olacak? Ters çevirip eksiyle çarpılmışını düşüneceksiniz hemen. Yani m2 de ters çevirin 2 bölü 3'ü 3 bölü 2 bir de eksiyle çarpılmışı eksi 3 bölü 2 olur diyeceğiz arkadaşlar. Bunu çok kullanıyoruz. Haberiniz olsun. Sonra doğru denklemi yazma. Denklem yazarken kendimize iki soru soruyoruz arkadaşlar. 1. Eğim var mıdır? 2. Nokta var mıdır? En önemlisi zaten bu. Yani sınavda çıkmaya aday en büyük adaylardan bir tanesi ya eğimdir ya doğru denklemi yazmadır. Doğru denklemi yazarken de bize eğim lazım olacak. Kendine ilk önce şu iki soruyu sor. Ya eğim var mı? Sonra ikinci soru nokta var mı? Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini daha rahat bir şekilde yazabiliyoruz arkadaşlar. Normalde şey değil bazı arkadaşlar bazı öğretmen arkadaşlar haklılar da formülsüz yazabilirsiniz diye hep anlatıyorlar arkadaşlar. Doğru haklılar her türlü yapabilirsiniz. Atıyorum işte y eşittir mx artı c dersiniz doğruya. Bir nokta verdi mesela 1 2. Bir de eğim verdi mesela. Eğim de 2 bölü 3. a hocam eğim de 2 bölü 3 ise koydun yerine denklem çıktı. Bir de noktayı koy sağlıyor bilmem ne falan deyip o şekilde yapıyorlar. Doğru haklılar da sıkıntı da yok. Ama bazen bizi işlem kalabalığına itebiliyor arkadaşlar. E, doğru denklemi de çok önemli olduğu için arkadaşlar. Doğru denklemi yazmak da çok önemli ve çok karşımıza çıktığı için. E, doğru denkleminde iki soru soracaksınız kendinize. Bir eğim lazım. iki nokta lazım. Eğim m ise noktada x0 y0 noktasıysa m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y şeklinde şu formülü bilmenizde fayda var gençler. Tamam. Evet bu formülü bileceksiniz arkadaşlar. Önemli. Çok çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aşırı derecede karşımıza çıkan bir şey bu. Yani doğru eklemi yazarken kendine x soru soruyorsun. Eğim bul. Noktayı bul. Sonra doğru denklemini yaz. m çarpı x eksi 0 eşittir y eksi 0 Hatta sen bu doğru denklemini bildikten sonra hatta şey var fark ettiyseniz hiç koymadım. İki noktadan geçen doğrunun denklemi diye bir şey var mı burada? Yok koymadım. Niye? Çünkü iki, doğrudan, iki noktadan geçen doğrunun denklemini ezberlemene gerek yok. Burada iki noktadan geçen doğrunun eğimini y'ler farkı bölü x'ler farkından bulursun eğimini. E, eğim belli nokta belli. İki noktadan istediğini seçebilirsin. Eğim belli nokta belli doğru denklemini de zaten yazabilirsin. Ama şunu veriyoruz arkadaşlar. Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemini de şu şekilde buluyoruz. X bölü X eksenini kestiği yer, Y bölü Y eksenini kestiği yer eşittir 1 diyoruz arkadaşlar. Bu bize sadece pratiklik sağlıyor. Seçenekler çok fazla. Yani şu şekilde seçenekler çok fazla. Atıyorum burası 2, burası 3 ise. Hani eksi 3 noktası ise burası. Ya hocam ne var bunda? Eğim 2 bölü 3'e eşit. Eğim belli, nokta belli. Doğru denklemini yazarız. Evet doğru haklısınız. Ama bize pratiklik sağladığı için de bunu da yine ne olur ne olmaz diye veriyoruz arkadaşlar. Sizler de bunu bilseniz sizin açınızdan iyi olur. Sonra özel doğrular işte eğim belli nokta belli doğru denklemini yazarken ee, yazmayı biliyoruz. Tamam doğru. Ama bir de özel doğrularında denklemini de bilsek bizim açımızdan faydalı olacaktır. Özellikle şu. Ee, bir doğru orijinden geçiyorsa arkadaşlar bir doğru orijinden geçiyorsa sabit sayısı olmayacak kardeşim. Çünkü 0 0 noktasını sağlamak zorunda. Yani y eşittir mx artı n yani doğrusunda n olmayacak. Yani e, bir doğru orijinden geçiyorsa direkt biz y eşittir mx şeklinde bir doğru diyeceğiz. Artı sabit sayısı olmayacak. Y eşittir mx. Orijinden geçen doğrular. Hatta ve hatta y eşittir x doğrusunun özel bir adı vardır. Eğimi 1'dir. Eğimi 1 olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Şu doğrunun adı nedir? Şu eğimi 1 ya. Şu eğimi bir olduğu için x eksenine pozitif yönde yaptığı açı 45 derecedir. O zaman burası 45-45. Biz buna y eşittir x doğrusu diyoruz. Buna birinci açı ortay doğrusu diyoruz. Bir de orijinden geçen ikinci bir denklemde şu arkadaşlar. İkinci değil. ikinci özel bir denklemde şu. Bu da y eşittir eksi x doğrusu arkadaşlar. y eşittir eksi x doğrusu. Eksi x doğrusu da yine burada açı ortay oluyor arkadaşlar. 45-45 derece oluyor burası. Biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? İkinci açı ortay doğrusu denklemini ikinci açı ortay doğrusu diye tanımlıyoruz. Yani olur ya sınavda da gelebilir arkadaşlar. Bu müfredatta tanımlanıyor. Adam birinci açı ortay doğrusu der. Siz ne algılayacaksınız orada? Y eşittir x doğrusu diye algılayacaksınız. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Sonra ax artı b artı c x eksenine dikse. Arkadaşlar bunları böyle ezber yapmanıza gerek yok. x eksenine dikse ben x eksenine dik olan bir doğru. Y ekseni kesiyor mu? Kesmiyor. O zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? Y'li bir değer olmayacak. Ax artı c ya da x eşittir k şeklinde bir doğru olacak arkadaşlar. Ha bu x eksenine diktir dedik. Y eksenine paralel de denilebilir arkadaşlar. Ya da şurada y eksenine dikse x ekseni kesiyor mu? Hayır. X'li bir terim olmayacak. Yani A'nın sıfır olması lazım arkadaşlar. A'nın sıfır olması lazım burada. Burada da B'nin sıfır olması lazım arkadaşlar. Ya da Y eşittir K şeklinde. Niye? Arkadaşlar ordinatına baktığımız zaman her zaman her yerde ordinatı K yapıyor. Bakın o yüzden biz buna Y eşittir K doğrusu adını veriyoruz. Haberiniz olsun. Bunların hepsiyle ilgili sorular var arkadaşlar. Her başlıkla ilgili sorun var. Hiç merak etmeyin. Bir de şu eşitsizliklerin birinci dereceden eşitsizliklerin grafiği. Yani doğrunun alt tarafı mı üst tarafı mı karalayacağız falan filan o var ya. İşte burada eşitsizlik sistemini göstermek için de buraya yazdım. Soruları çözerken daha iyi anlayacağız arkadaşlar bunu. Bir eşitsizlik yani ax artı by artı c küçük 0 küçük eşit 0 büyük 0 büyük eşit 0 şeklindeki ifadelerdir. İlk önce eşit 0'mış gibi düşünüp grafiği çizeceğiz. Sonra y'nin katsayısı pozitif iken y eşitsizliğin büyük tarafında ise doğrunun üst tarafı. Y eşitsizliğin küçük tarafındaysa eşitsizliğin alt tarafını karalayacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet şimdi sorulara başlayalım. Ama öncelikle ne yapıyorsunuz? Boş pdf'i çıkarttınız. Siz kendiniz çözüyorsunuz. Haydi bakalım çözün. Sonra soruların çözümlerinde sonrasında bakarsınız arkadaşlar. Tamam mı? Ee, dolu pdf'den bakarsınız. Sonrasında şey yaparsınız. Özellikle eğim çok önemli olduğu için yani bu sayfayı eğime biraz e, şey yaptım arkadaşlar. eğime ayırdım. Eğimin her türlüsünü çözme tarafta arayayım arkadaşlar. Çünkü eğim önemli. Bakalım. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgense şu açıları bir yazalım arkadaşlar. 60-60-60 ve bu bir kare. He, tamam. D doğrusunun eğimi kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. D doğrusunun eğimini bulmak için neyi bulmam lazım arkadaşlar? Dedim ya size. Analitik düzlemde çizmişlerse tanjant alfayı bulmamız lazım. Tanjant alfaya ait bir şey lazım. X80'in pozitif yönde yaptığı açı bu. Tanjant alfayı bulmam için dik çizmem lazım. Ya da 60 burası 30 ya. Diki buradan çizmemiz daha mantıklı öncelikle arkadaşlar. 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı nedir? 2K. E hocam eşkenar üçgen burası da 2K burası da 2K. E hocam bu bir kare burası da 2K. Şimdi bakın 90'ın karşısı K ise 30'un karşısı, e, 30 karşısı K ise 60'ın karşısı da zaten K köküç. E olay bitti arkadaşlar. Niye? Çünkü şuraya baktığınız zaman tanjant alfayı bulacağız. Alfaya ait dik üçgen var mı? Yok hocam. Var aslında. Niye hocam? Alfaysa burası da beta açı taşımayı da düşünün. Beta 90 burası da alfa. Tamamı. A büyük dik üçgende şurada arkadaşlar ne çıktı? Bir e, tanjant alfayı bulabiliriz. Tanjant alfa nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Yani k kök 3 artı 2k bölü k'ye ya eşit. Yani K parantezini aldığımız zaman kök 3 artı 2 bölü K'ya eşit oldu. K'lar gitti. Kök 3 artı 2 ya da 2 artı kök 3 diyebiliriz. Evet eğim bu yaptı arkadaşlar. Özellikle analitik düzlemde çizmişlerse dik üçgenden bize bulutturlar arkadaşlar. O dik üçgeni de oluşturacağız. Yalnız bir açıya bağımlı kalmayın. Açıyı da taşımayı düşünün arkadaşlar. Bunu zaten trigonometride falan da çok yaptık. Evet geldik ikinci soruya. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde OAB üçgeni eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen 60 60 60. Peki G noktası bunun ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açıortaydır. Şimdi bu L doğrusunun eğimi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Eğim açısı nedir arkadaşlar? Hop şöyle de yapabilirsin hocam. Burası. Ya da hiç gerek yok. X eksenine yaptığı açının tanjantını bulun diyorduk size. Sola yatıksa da eğim negatif demiyor muyduk? Evet. E buradaki tanjant 30. Tanjant 30'u bulabiliriz. Ya bazılarınız tanjant 30'u direkt söyleyebilir ama gerek du e duymuyoruz. 30 60 90 çizebiliriz de gerçi hazırda var burada. O zaman 30'un karşısına k dersem 60'ın karşısı nedir arkadaşlar? K köküştür. A tanjant 30'a baktığımız zaman eğim eksi tanjant 30'dur. Yani tanjant 150'dir aslında. Şöyle baktığımız zaman 150'dir. Ama ne dedik? X eksenine yaptığı açıyı bul. O açının tanjantına bak. Değil mi? Burada da zaten dik üçgen var. K bölü K kökü yaptı. Yani eksi K bölü K kökü C eşit oldu arkadaşlar. O zaman eğim neye eşit oldu? Eksi 1 bölü kökü C. Ya da e, kökü 3 çeşitliğine çarparsak eğim eksi kökü 3 bölü 3'e eşit oldu diyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı da bu yaptı. Geldik üçüncü soruya. Evet analitik düzlemde bir doğru çizilmiş arkadaşlar. E, ne yapacağız? Tanjantını bulacağız. X eksenine yaptığı açının tanjantını bulacağız. Gerçi hocam x ekseni yaptığı açım tanjant derken ben bunu uzatıp şöyle burada kaçıya bakacağım? Gerek yok ki kardeşim. Niye? E zaten bu 3 3 3 3. E zaten bu x ile paralel. E burada açıyla x ile şöyle uzattığın zaman yöndeş açıdan dolayı x eksenine yaptığı açı şununla yaptığı açı değil midir arkadaşlar? Evet. Yani sen buradaki tanjant alfayı bulsan yeterli olacaktır. Peki. Burası da 4. Buraya kaç kaldı? 1. 4. Tanjant alfa lazım. Dik üçgen lazım. Hocam burada dik üçgen var ama dik kenarlar var mı? Yok. E, dik üçgeni oluşturalım. Hoppala cüppala oluşturduk. Hocam üçgen tamamı 4 ya. E, buraya 1 kaldı yani burası da 1 yaptı. E, zaten burası da 4. Tanjant alfaya bak bakayım. Var mı dik üçgen? Var. Tanjant alfa sağ yatık olduğundan eğim direkt neye eşit olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 7'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Tanjant alfadan dolayı. Hatta şöyle yazayım. Eğim direkt tanjant alfa'ya eşittir. O da 1 bölü 7'ye eşit olur sevgili gençler. Evet 3. sorunun cevabını da böylelikle 1 bölü 7 bulduk arkadaşım. Geldik 4. soruya. Dik koordinat düzleminde 3 tane özdeş dikdörtgen. Özdeş dikdörtgenleri ÖSYM sever. Haberiniz olsun. Bu şekilde konulmuş. Sonra bu dikdörtgenler diyor bu şekilde konulduğunda diyor bunun eğimi kaçtır diye soruluyor. Önce şu verilen bilgiyi kullanmalıyım ben değil mi? Evet şu verilen bilgiyi kullanayım. Arkadaş özdeş olduğu için bu orta nokta olduğu için KK diyecek olursam uzun kenarı ne yaptı? 2k yaptı. A hocam burası da uzun kenar. A süper bir şey bak. Burada da bir dik üçgen var. 90'ın karşısı 2k iken hangi açının karşısı k'dır? Hocam 30'un. O zaman burası 30 çıktı. O zaman burası 60 çıktı. A 30'un karşısı k ise 60'ı karşısı da k Süper bir şey oldu. Burası k Tamam. En azından ben şuradaki uzunlukları buldum arkadaşlar. En azından ben buradaki uzunlukları buldum ama Hocam şuradaki parçayı ne yapacağız? Parça belli aslında. Şunun tamamı neydi arkadaşlar? Hocam bunun tamamı 2K. O zaman şu parçaya ne kaldı? 2K'dan K kökücü çıkartacağım. Yani 2K eksi K kökücü kaldı. Aslında biz burada yanlış yapıyoruz. Yani yanlış değil de doğru da yani şey desek daha doğru olur. Sonuçta bizden eğim isteniyor. Eğim oranladığın zaman K'lar birbirini götürecek zaten. Ben niye uğraşıyorum ki? Direkt bunlara 1 diyeyim. Şurası da 1 olsun. Burası 2 olsun. Burası da kökücü olsun. Tamam. E burası da 2 olsun. O zaman burada k'ları sildiğimiz zaman burası da 2 eksi kökü eşit oldu. Sonuçta tanjant alfa isteniyor. Oranladığımız zaman k'lar birbirini götürecek zaten. Evet buraya da 2 eksi köküç kaldı. Alttakine bakalım. Şimdi ben uzun kenarın ne olduğunu biliyorum. 2. Hocam bana ne lazım? Tanjant alfa. X eksenine yaptığı açının tanjantı. Alfa yani burası. Tanjant alfa lazım. E Hocam şuradaki uzunluk belli mi? Belli. Bunun tamamı 2 Hocam burası da 2 eksi köküçtü. E burada da 2 eksi köküç var. Yani toplam burası 4 eksi. Şurası 4 eksi 2 köküç mü yaptı? Evet. Sen 2'den 4 eksi 2 köküç çıkartınca burayı bulur musun? Bulursun. Bul bakalım şurayı. 2'den 4 eksi 2 köküçü çıkartacağız. Yani 2 eksi 4 artı 2 köküç yapar. Eksi 2 artı 2 köküç ya da 2 köküç eksi 2'ye eşit oldu arkadaşlar bu. Evet burası 2 köküç eksi 2'ye eşit oldu. Tamam. O zaman tanjant alfa da nedir arkadaşlar? Eğime eşittir arkadaşlar. O zaman eğim de tanjant alfaya eşittir. O da nedir? 2 kök 3 eksi 2 bölü 2 eşit. Yani bu da kökü eksi 1'e eşit oluyor arkadaşlar. Tamam mı gençler? Evet cevabımız kökü eksi 1 oldu arkadaşlar. Ben şu çözümde de size lazım olacak ya. Şurayı şey yapayım arkadaşlar. Şurayı yazayım en azından. Burası ne yaptı? 2'den 2 kök 3 eksi 2'yi çıkartacağım. Bu da <laughs> 2'den 4 eksi 2 kökü çıkartacağım. Pardon. 4 eksi 2 kökü çıkartacağım. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? 2 eksi 4 artı 2 kökü demiştik. Yani burası da 2 kökü eksi 2 eşit oldu. Tamam. Şimdi ne yaptı? Tanjant alfadan dolayı 2 kökü eksi 2 bölü 2'den o da 2 parantez aldığımız zaman kökü eksi 1 kaldı. İkiler de sadeleşti. Işte cevabımız kökü eksi 1 yapar sevgili gençler. Evet dördüncü soru bu. Geldik beşinci soruya. Analitik düzlemde ya bu sorunun yerini yanlış yazmışım herhalde ben. Neyse. Bu soruya döneyim mi arkadaşlar? Biraz sonra döneyim mi? Unutmazsam. 2 noktası binden doğrunun neyimi? Yok. 2 binden doğrunun verdik zaten. Arkadaşlar analitik düzlemde bu noktalar nasıl verilmiş? Doğru sağ verilmiş. Evet. Şöyle doğru sağ verilmiş arkadaşlar. Şu nokta, şu nokta ve şu nokta. Aslında bu soruyu buraya yazmasaydım daha iyi olurdu. Olsun. Şimdi doğru sağ verilmiş. Tamam. E bunlar doğrusal verilmişse arkadaşlar x kaçtır diye soruluyor. Doğrusallık şartı nedir? Allah Allah ne yapacağız hocam? Şöyle düşünebilirsiniz. Hocam ABC üçgeni olarak düşünecek olursam ABC üçgenin alanı yoktur. ABC üçgeni alanı nedir? Sıfırdır diyebilirsiniz. Ya da hocam bu iki noktada bu doğrunun eğimini veriyor. Bu iki noktada bu doğrunun eğimini veriyor. Hatta şu baştaki ve sondaki de bu doğrunun eğimini veriyor. Yani ikişerli eğimleri birbirine eşittir. Eğim AB eşittir. Eğim BC o da eşittir. Eğim AC'dir arkadaşlar. Ben neye bakayım? Şu ikisine bakayım. Eğim AB. Eğim AB nedir arkadaşlar? Eğim AB. Y'ler farkı bölü x'ler farkı değil miydi? İki noktası bilinen doğru değil mi? Yani 9 eksi 3 bölü eksi 1 eksi 2. Eşittir. Eğim BC. Eksi 3 eksi 9 bölü. Eksi 3 eksi 9 bölü. X eksi eksi 1. -1 x eksi eksi 1 x artı 1 yapıyor. Yani buradan ne geldi o zaman arkadaşlar? 6 bölü eksi 3 eşittir. Eksi 12 bölü x artı 1 geldi. Şu artı yapsın bunlar. Şunlar sadeleşsin. Ee, burası 2 yapsın. 2 ile de 12 sadeleşsin. 6 yapsın. İşler işler yapınca x artı 1 eşittir 6 ise x'i de buradan 5 buluruz. Arkadaşlar geçen de yorum geldi. İşlem hatası yapabilirim arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Ee, nerede dediysem hep oralarda da işlem hatası yapmışım. İşlem hatası yaptığımı da hissediyorum herhalde. Neyse. İşlem hatam olabilir arkadaşlar. E, olabiliyor. Dikkat edersiniz sizlerde. Evet cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Geldik şu soruya. Aşağıda birim karelerden oluşan analitik düzlemde bir yüzme havuzu ve bir basketbol sahası var. A noktasından geçen. A'dan geçen ve yüzme havuzunu iki eşit alana ayıran arkadaşlar A'dan geçen ve yüzme havuzunu iki eşit alana ayıran köşegen değil midir? Evet, köşegendir. O zaman bu köşegen doğrusu oldu arkadaşlar. Tamam. Bu köşegen doğrusu çizilecektir. Buna göre D doğrusunun apsisi tam sayı olan kaç tane noktası basketbol sahasının içinde kalır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Bu birim karelerden geçecek. Bunun eğimine bakmamız lazım arkadaşlar. Bunun eğimine tanjant alfası her zaman her yerde aynıdır. Tanjant alfaya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değil mi? 1, 2, 3, 4. Yani 6 bölü 4. Eğim dediğim tanjant alfa o da 6 bölü 4. Yani 6 bölü 4. Hep, hep böyle 6 birim aşağı 4 birim sola şeklinde gidecek değil mi arkadaşlar? Ya da 6 bölü 4 nedir arkadaşlar? 3 bölü 2. Bak 3 bölü 2. Dikkat ederseniz burada da 3 bir maça 2 birim sola gittiği zaman bak tam birim köşenin, karenin köşesine denk geldi. O zaman hep 3 aşağı 2 sola 3 aşağı 2 sola şuradan geçecek. 3 aşağı 2 sola bak buradan geçecek. O zaman nereden geçiyor arkadaşlar? Doğrumuzun devamı bu şekilde. Eğimler aynı olacağı için bu şekilde geçmek zorunda arkadaşlar. Eğimi 3 bölü 2 olduğu için ne oluyor? 3 aşağı 2 şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle 3 aşağı, 2 sola, 3 aşağı, 2 sola. Evet, basketbol sahasının içinden geçen e, içinden geçen ve içinde e, ne diyor? Buna göre diye doğrusunun apsisi tam sayı olan kaç tane noktası basketbol sahasının içinde kalır diye soruluyor. Apsisi tam sayı olan, apsisleri tam sayı olan dikeyler. He, dikeyler. Apsisi tam sayı olan, iki tane nokta yok arkadaşlar, dikkat edin. Apsisi tam sayı olan Apsisler nereleridir arkadaşlar? Neye dikkat edeceğiz? Şuraya dikkat edeceğiz. Bak şuranın apsi burası yapıyor. Burası olmadı. Bak dışarıda kaldı. Buranın apsi şurası. Evet. Buranın apsi burası. Evet. Sonra buranın apsi burası. Evet. Kaç tane nokta yaptı arkadaşlar? Apsis. Burayı almayacağım. Şurayı alacağım. Bir. Burayı alacağım. İki. Hocam şuradaki nokta tam böyle köşede değil. Olsun köşede olmasına gerek yok. Apsisi tam sayı olan diyor bize. Buranın da apsisi bakın tam sayı yapıyor. Yani kaç tane nokta olmuş oldu arkadaşlar? 3 tane. Siz büyük ihtimalle cevaba ne dediniz? 2 dediniz. O zaman ben şuraya şey yazayım. Cevap 2 değil. Yazayım gülücük de koyayım. O zaman sen çözüme bakarsın. Apsisi tam sayı olanlar bak şuradan da apsisi çizdim. Bu da doğrunun kesişisi burada yaptı arkadaşlar. Apsisi tam sayı olan ve basketbol sahasının içinde olan 1 2 3 tane nokta var. Basketbol sahasının sınırları, basketbol sahasının içine dahil edilmeyecektir. Pih ya. Cevap 2 Vallahi kendi kendimize rezil olduk galiba. Pı. Pardon, cevap 2 Basket Basket basketbol sahasının sınırları basketbol sahasının içine şey olmayacakmış. Yani cevap 2 taneymiş. O zaman şuraya şey yazayım ya. Cevap 1 değil yazayım da hadi dediğimizi şey yapmayalım. Cevap 1 değil. Şöyle yazı vereyim arkadaşlar. Sadece buradaki nokta değil. Ben biraz önce Köşe noktaları şey olan e, şöyle buldum ya arkadaşlar. Bir buradaki nokta bir buradaki nokta buldum. İki tane diyecektim ama sınırlar dahil değil. Yani bir değil sınırlar arkadaşlar. Tamam mı? Kaç tanesi yaptı? Bir, iki şuradaki noktayı almıyoruz arkadaşlar. Sadece iki tane nokta olmuş oldu. Bir ve iki nokta. Evet cevabımız altıncı soruda bu yaptı arkadaşlar. Yani iki yaptı. Geldik yedinci soruya. Evet ne demiş? Aa, çok güzel bir soru arkadaşlar. ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru. Gerçi bu sorunun çözümü için yer kalmamış ama artık idare edin arkadaşlar. Ben buraya küçük bir şekilde çizmek zorunda kalacağım artık. Bakalım ne diyor? Dik koordinat düzleminde A virgül B noktasının x eşittir 2 doğrusuna olan uzaklığından bahsediyor. Bakın normalde biz ne diyoruz arkadaşlar? Biz normalde analitik düzlemi çizmeyelim diyoruz. Evet, soruyu anlayabilmek için ne yapıyoruz? Basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Ama özel durumlar verildiğinde mesela bunlar özel doğrular arkadaşlar. E, bu özel doğruları vermişse analitik düzlemi çizeceğiz. Haydi çizelim o zaman. Ne diyor? X eşittir kaç doğrusu arkadaşlar? X eşittir 2 doğrusu diyor. X eşittir 2 doğrusunu çizelim bakalım. X eşittir 2 doğrusu şu. Kırmızı ile çizeyim. X eşittir 2 doğrusu bu. Ondan sonra y eşittir 1 eksi 1 doğrusu. Y eşittir eksi 1 doğrusu bu. Sonra şuraya 2 yazayım. Şuraya eksi 1 yazayım. Sonra bir de y x doğrusundan bahsediyor. y x doğrusunda şöyle çizeyim arkadaşlar. y x doğrusu nasıldı? Tabii ki tam böyle şey olacaktı. Ee, kaç derece olacaktı arkadaşlar? Burası 45, burası da 45 derece olacaktı, değil mi böyle? Peki bunu da çizdik. Şimdi diyor ki x 2 doğrusuna olan uzaklığı 3 birim. x 2 doğrusuna olan uzaklığı 3 birim olan ne doğrusudur arkadaşlar? Hop, 5'ten geçen bir doğrudur. Ya da şu 5'i buraya çizeyim arkadaşlar, tam kesisin şu 5'ten geçen bir doğrudur. Ya da şuradan eksi 1'den geçen bir doğru değil midir arkadaşlar? Eksi 1'den geçen bir doğrudur. Yani bu şey doğrusudur. Ne doğrusudur? X eşittir 5 doğrusudur arkadaşlar. Her zaman X eşittir 5 doğrusunun üzerindeki doğrular X eşittir 2 doğrusuna kaç birim uzunluğunda? 3 birim uzunluğunda. Ya da bunun üstünde olmak zorunda arkadaşlar. Şunun üstünde olmak zorunda. X eşittir eksi 1 doğrusunun üstünde olmak zorunda. Bunun da üzerindeki nokta bu doğruya x eşittir 2 doğrusuna ne yapıyor arkadaşlar? Hep 3 birim uzaklığında oluyor. Peki bir de bir, bir şart daha vermiş. Y eşittir eksi 1 doğrusunun olan uzaklığı 4 birim. Y eşittir eksi 1 doğrusunun olan uzaklığı 4 birim olan doğru da. Neresi arkadaşlar? O da şurası değil midir? Y eşittir eksi 1'e 4 birim uzaklığında olan doğru hop şu doğrudur. Nereden geçiyor arkadaşlar? Ee, 3'ten geçiyor. Şurası 3 olmalı ya da eksi birden dört birim aşağıda yani eksi beş doğrusu. Şu doğrudur arkadaşlar. Y eşittir eksi beş doğrusudur. Evet bu iki şartta sağlayan noktalar neresi? Hem buna 3 birim uzaklığında uzunluğunda olacak. X eşittir 2 doğrusuna hem de Y eşittir eksi 1 doğrusuna 3 birim uzunluğunda uzaklığında olacak. Şunların kestiği noktalar değil midir arkadaşlar bu noktalar? Şimdilik bu ikisini sağlayan şunu ve şunu sağlayan ne oldu? Bu dört tane nokta yaptı. Heh bu 4 tane nokta bir tane daha şart var. Y eşittir x doğrusunun olum uzaklığı da 5 kökü olacak. Peki bu noktalardan hangisi size y eşittir şey doğrusuna x doğrusuna 4 kök birim 5 kök birim uzunluğunda? Tabii ki arkadaşlar net olarak belli. Neresi? Tam olarak burası. Çünkü burası 5 birim 5 birim burası da 5 kökü yapmıyor mu? Evet zaten burası da kaç yapıyor arkadaşlar? E, 5 birim 5 birim. E, burası 5 birim 5 birimse burası da 45 derece değil mi arkadaşlar? 5 5 olduğundan dolayı. Tam da dik uzaklık olmuş oluyor o zaman burası. Bu şartta sağlanmış oluyor. Yani noktamız burası yaptı. Bu noktamız da nedir arkadaşlar? 5'e eksi 5 noktasıdır. İşte ÖSYM bunu bu şekilde sorar arkadaşlar. Bakın şu şekilde çözüm yöntemi de şu iki şart sağlayan 4 tane nokta bulduk. Üçüncü şartta sağladığı zaman o tek bir noktaya indirgenmiş oldu. O noktamızda 5'e eksi 5. Yani A virgül B noktasıydı arkadaşlar o. Bizden ne isteniyor? 5 ile eksi 5'in toplamı isteniliyor. Yani kaç yapar o zaman? Cevabı sıfır yapar. Lütfen bu soruya dikkat edin arkadaşlar. ÖSYM bu tarz soruları sever. Tamam mı? İyi anlayın bu soruyu. Geldik 8'e. Şekilde D ve L doğruları arasında kalan yeşile boyalı bölgelerin alanları birbirine eşittir demiş. A burası A ise burası da A'dır. Beyaz alanı çok severiz. A burası A artı B iken burası da A artı B. Tabanları da aynı. Yüksekleri de aynı olmak zorunda. Bu bizim alan kaydırma değil mi? Almışız bunu buraya getirmişiz. Alan kaydırmayı ne zaman yapıyorduk? Tabii ki iki paralel doğru arasında yapıyorduk. Dolayısıyla D ile L ne olmak zorunda? Birbirine paralel olmak zorunda. O zaman D ile L birbirine paralelse eğimleri de ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. O zaman m1 dediğimiz nedir? Şu m1 dediğimiz nedir arkadaşlar? M1 dediğimiz yani emd eğim doğrusu eğimi. Yler farkı bölü xler farkı. Yani 5 eksi 7 bölü 4 eksi eksi 2. 4 artı 2 yaptı. Yani eksi 2 bölü 6 yani eksi 1 bölü 3. Peki öbürü nedir arkadaşlar? L doğrusu eğimi. L doğrusu eğimi de ml yazacak olursak o da 7 eksi 3 bölü 7 eksi 3 bölü m eksi eksi 1 m eksi eksi 1 m artı -1, 1 yaptı o da 4 bölü m artı 1 yaptı e bunların ne olması lazım birbirine eşit olması lazım çünkü iki paralel doğru olduğu için paralel doğrularda ne oluyor eğimleri birbirine eşit olacak yani eksi 1 bölü 3 eşittir 4 bölü m artı 1 yaptı arkadaşlar buradan eksi m eksi 1 eşittir artı 12 yaptı m de kaç yapıyor o zaman arkadaşlar eksi 13 yapıyor cevabımız arkadaşlar evet 8. soruyu da eksi 13 bulduk geldik 9. soruya Yukarıdaki şekil 30 adet birim kareden oluşmuştur. A noktası orjin. D doğrusu dik koordinat sisteminde ordinatlar eksenini gösteriyor. Ordinatlar ekseni buysa arkadaşlar. Bakın ordinatlar ekseni buysa. O zaman apsisler ekseni ne olacak? Yani x ekseni ile y ekseni nasıl kesiyor? Dik kesiyor. O zaman bu dik kesen doğruyu bulacağız arkadaşlar. Şöyle bu doğru nereye doğru gidiyor? Nereden gidiyor? O zaman bu doğrular dik kesiyorsa arkadaşlar. Şu şekilde dik kesiyorsa. Dik kesen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'de. Şu şekilde şöyle bakacak olursak. Bakın bir noktayı burada vermiş bir noktayı da burada vermiş. Şurada bir dik üçgen var. E, bu dik üçgen nedir arkadaşlar? Bu dik üçgenin eğimine bakacağız. Hemen eğimi nedir? Hop şöyle alfa. Tanjant alfa. Şuna m1 diyelim isterseniz. M1 nedir? Sola yatık. Sola yatık olduğu için 3 bölü 2'ye. Yani eksi 3 bölü 2'ye eşit olacak. M2 doğrusunun ne olması lazım arkadaşlar? M1 ile M2'nin ne olması lazım? Çarpımının eksi 1 olması lazım. O zaman m1 eksi 3 bölü 2 ise m2'nin de 2 bölü 3 mi olması lazım? Evet. 2 bölü 3 olması lazım arkadaşlar. O zaman 2 bölü 3 olması için de nereden geçmek zorunda? Tam olarak c noktasından geçtiği zaman 2 bölü 3 olmuyor. B'den geçse olmuyor. Şuradan F'den geçerse arkadaşlar tam F'den geçerse oluyor. F'den geçtiği zaman eğimi ne yapıyor arkadaşlar? Şunun eğimi bakın burası 2 burası da 3. Bunun eğimi x80'de yaptığı açı yani şuraya beta diyelim. O zaman M2 dediğimiz tanjant beta'nın ne yapması lazım arkadaşlar? 2 bölü 3 yapması lazım. O da tam nereden geçiyor? F noktasından geçince oluyor arkadaşlar. Evet örnek 9 güzel bir soru. Ve cevabımız da ne çıktı? Edremit oldu. Geldik örnek 10'a. Evet. ÖSYM'nin yine sormuşluğu var arkadaşlar. Bunu dikkat edin buna da. E, koordinat sisteminde bin karelerden oluşan boyalı alan verilmiştir. Y eşittir. MX doğrusu. Özellikle burada yazdım arkadaşlar. Burada bakın dikkat edin. Orijinden geçen doğrular. Orijinden geçen doğrular nasıl doğrulardı? Y eşittir mx şeklinde doğrulardı. Evet öyle bir orijinden geçen bir doğru varmış ki arkadaşlar. Şöyle rastgele çizdim arkadaşlar bunu. Nereden geçtiğini bilmiyorum. Bu boyalı alanı iki eşit parçaya ayırıyormuş. Bak sen şu işe. Tamam. E boyalı alan birim karelerden oluşmuş. Kaç tane birim kareden oluşmuş arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tüm alan 9. O zaman alan ne olacaktır arkadaşlar? 9 bölü 2 olmayacak mıdır? 9 alanı. Yani burası 9 bölü 2 burası da 9 bölü 2 olacak. E burası 1. Şurada da bir üçgen var mı? Var. 9 bölü 2'den 1 çıkartın bakayım. O da kaç yaptı? 7 bölü 2 yaptı. Yani şuradaki alanın ne olması lazım arkadaşlar? 7 bölü 2. Özel bir durum arayın zaten. Ya üçgen ya yamuk ya bir şey arayın. Üst taraf daha karışık alt tarafa baktım o yüzden. Burası zaten 1 buraya da 7 bölü 2 kaldı. O zaman burası kaç? 3 birim şurasını biliyor muyum bilmiyorum şuraya da bir a diyeyim isterseniz o zaman a çarpı 3 bölü 2'nin ne olması lazım arkadaşlar 7 bölü 2 olması lazım buradan da bölü 2'ler gitti a'yı da kaç buluruz arkadaşlar 7 bölü 3 olarak buluruz m kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize a'yı 7 bölü 3 mi bulduk evet 7 bölü 3 bulduk bu ne doğrusu y eşittir mx doğrusu y eşittir mx doğrusunda m eğim demek değil midir m dediğimizde ne eşittir arkadaşlar tanjant alfa eşittir Tanjant alfada nedir arkadaşlar? 7 bölü 3 bölü 3. 7 bölü 3 bölü 3. O da kaç yapar? 7 bölü 9 yapar. Yani 10. sorunun cevabı böylelikle denizli çıkar. Geldik 11. soruya. Bir de böyle doğru denkleminde tam orijinden geçen bir doğru denklemi vermişim de. Bu soruyu da buraya almamdaki sebebi söyleyeyim size. Doğru denkleminde bu doğru denklemleri kullanmayı bilmiyoruz. Nasıl kullanacağız? Bak nasıl kullanacağız zaten soru sana söylüyor. Bir kere B köşesinin apsisi kaçmış arkadaşlar? B köşesinin apsisi 2. O zaman ben bu noktayı kullanacağım. Apsisi 2. Hop bunun da devamı. Bak apsisi 2 yaptı. Buradakinin apsisi 2. O zaman buradakinin apsisi 2 ise arkadaşım, ordinatına bakacağım bunun. X yerine 2 yazdığımızda Y kaç geliyor arkadaşlar? 8. Evet şurayı 8 bulduk arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapacağım? Bir de y 2x doğrusu üzerinde bir nokta var. Neresi özel? Şurası özel hocam. O zaman burada da x yerine k yazayım. X yerine k yazdığımızda y'si ne oldu? 2k mı oldu? Evet. X yerine k yazdığımızda y'si ne oldu? 2k oldu. Y'si de 2k oldu. Biz neyi kullanmadık arkadaşlar? Biz bu şeklin bir kare olmasını kullanmadık. Eksenlerde paralelliği de kullandık bu arada. Çünkü bu tam böyle doğrusal gitmek zorunda. E kare kare ise şu parça ile şu parça birbirine eşit değil midir? Evet hocam burası 8 ile 2K arası. 8 eksi 2K'dır burası. Hocam burası K ile 2 arası. K eksi K. K eksi 2'dir. Yani 8 eksi 2K'nın ne olması lazım? K eksi 2'ye eşit olması lazım. Yani buradan 10 eşittir. 3K. K'yı da buradan kaç bulduk? 10 bölü 3 bulduk. Bizden ne isteniyor? D noktasının hapsisi. D noktasının hapsisi. Zaten D noktasının hapsisi kaç yapıyor? 10 bölü 3 yapıyor arkadaşlar. Evet 11. sorunun cevabı da böylelikle denizli çıktı. Yani bu şekilde analitik düzlemde verilen doğruyu kullanın. Apsi verilmişse yani bu doğru üstünde apsiz denklemde yerine yazın ordinatını bulun. Onu demek istiyoruz yani. Tamam mı? Doğru denkleminde bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Güzel sorulardan biridir. Geldik şuraya. Evet bu sorunu biraz değiştirdim. Şimdi e, koordinat düzleminde bir kenar 6 birim olan biraz tanıdık geliyordur size bu soru. Nereden? Analitik geometri fasükelimler. Ama eğimi soruluyordu orada. Ben burada ne yaptım şeyi denkleme dönüştürdüm sadece. Neyse unutmuş olabilirsiniz. Bakalım. Koordinat düzleminde bir kenar 6 birim olan karenin e, C köşesinden ve orijinden geçen doğrunun eğimi 2 bölü 3'tür. Evet orijin 2 bölü 3'müş. Tanjant alfa 2 bölü 3. Eğim. Tanjant alfa'ya eşit. 2 bölü 3'e eşit. Tanjant alfa da burası. Şuraya A diyecek olursam. 6 bölü a'ya eşit olduğundan dolayı a'yı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Sonra şekildeki kare 17 birim sola ötelendiğinde sen 17 birim sola ötelediğinde mesela b noktasını düşün. b noktasını 17 birim sola ötele. Dur bakayım. 17 birim sola ötelediğinde b noktası nereye geldi arkadaşlar? Buraya geldi. E, 9 burası. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 11 birim kaldı. Bizim karemiz şöyle mi yapacak arkadaşlar? Bizim karemizin yeni konumu şöyle oldu. Bakın karemizin yeni konumu şöyle oldu. Evet. Bizim karemiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Karemizin yeni konumu öteledik ya. Burası A noktası, burası B noktası, burası C noktası, burası da D noktası. Ötelendiğinde orijinden ve C noktasının e, orijinden ve C noktasının yeni konumundan geçen doğrunun yani şu C noktasından ve orijinden geçen doğrunun nesi isteniyor arkadaşlar? Denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. He, burası kaç? 6. O zaman burası da ne oldu? 11, 9. Şurası 17 birim ötelenecekti ya. Şurayı yanlış yazmışım arkadaşlar. 17. O zaman buraya kaç kaldı? 8 birim kaldı arkadaşlar. Burayı yanlış nasıl şey yaptıysak. 9 birim böyle ötelendi. 8 birim daha 17 birim ötelenmiş oldu. Burası da zaten 6. E, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu doğrunun denklemi isteniyor. Şimdi bu doğrunun eğimine bakacağız. Bu doğrunun neyimi nedir arkadaşlar? X ekseni açı yaptığı açının nesidir? Eksilisidir. Yani şuraya beta diyecek olursak eksi tanjant beta eşittir. O zaman bu doğrunun eğimi ne oldu? Eksi 6 bölü 8'den eğim neye eşit oldu arkadaşlar? M2 diyelim buna. m 2de neye eşit oldu? Eksi 3 bölü 4'e eşit oldu. Arkadaşlar bu doğru orijinden geçtiği için y ye eşittir. m şeklinde doğru değil midir? Evet. O zaman buna da M2 diyelim hatta. O zaman bu doğrumuzun adı ne oldu? Y eşittir. Eksi 3 bölü 4 x şeklinde elde etmiş oluruz. Doğru denklemine arkadaşlar. Tamam. <laughs> evet böyle bir ötelemeli soru da gelebilir. Niye gelmesin? Geldik 13'e. Evet sanki doğru denklemleri yazmaya geldik arkadaşlar. Bu noktaların dan geçen doğrunun denklemini bulunuz. Arkadaşlar iki noktadan geçen doğru denklemi isteniyor. Arkadaşlar bakın burası A noktası 2'ye 5. B noktası da kaça kaç? Eksi 1'e 8. Bu noktalardan geçen doğrunun denklemi. Doğru denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. Hocam 1 eğim 2 nokta. Eğim var mı? Yok. Biz bulabiliriz. Eğim nedir arkadaşlar? Y'ler farkı. 8 eksi 5 bölü x'ler farkı. Eksi 1 eksi 2. Yani kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 1 çıktı. 3 bölü eksi 3'den. Eksi 1 çıktı. Eğim belli. Nokta belli mi? Belli. İstediğin noktayı seç. İster bunu seç. ister bunu seç. Ben bunu seçiyorum. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemi nasıl yazılıyordu? M çarpı x eksi x sıfır. Y eksi y sıfırdan. M dediğim eksi 1. Eksi 1 çarpı x eksi 2 eşittir y eksi 5 şeklinde oldu. Eksi x artı 2 eşittir y eksi 5 oldu. Ya denklem eksi x artı 7 şeklinde olur. Y'yi yalnız bırakırlar. Ya da denklem nasıl gelir arkadaşlar? Ya bu şekilde gelir. Yani bunu bu şekilde yazmazlar. Nasıl yazarlar? Y ye eşittir. Eksi x artı 7 şeklinde yazarlar. Ya da x'in kat artı olan şıklarda olur. Ya da x artı 7 y eşittir 7 derler. Ya da x artı y eksi 7 eşit 0 şeklinde derler. Hangisini deser, derlerse desinler. Fark etmez. Ya denk, şıklarda arayacaksınız. Genelde ben ne yapıyorum? Hemen şıklara bakıyorum. İşte y'yi yalnız bırakmışlar ya da x'imi yalnız bırakmışlar ya da x'in katsayısı artı mı diye bakıyorum. Ona göre yorum yapıyorum arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde yorum yapabilirsiniz. Evet örnek 13'ün cevabını x artı 7 x artı y eksi 7 ya da x artı y eşittir 7 ya da y eşittir eksi x artı 7 şeklinde bulduk. Geldik örnek 14'e. Dik koordinat düzleminde verilen doğrunun denklemini bulunuz. Hmm, hocam ne var bunda ya? Bu kolay. Bir, e, kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta. Hocam eğim var mı? Var. Ne bu? 30, 90. Burası kaç? 60. Hocam tanjant 60 eşit. Eğim tanjant 60 eşit. Hayır. Sola yatık. Dikkat. Et. Eksi tanjant 60 eşit. Tanjant 60 nedir arkadaşlar? Hemen 30, 60, 90 üçgeni çiz. 30, 60, 90 üçgeni. 1, 2, kök 3. Tanjant 60. Kök 3 bölü 1'den dolayı. Kök 3 değil midir? Yani eğimi kök 3 olan. Noktası da birebir olan doğrunun denklemi isteniyor arkadaşlar bizden. Yani m çarpı x eksi x sıfır. Eşittir y eksi y sıfırdan m dediğim eksi 3 çarpı x eksi noktadaki x 1 eşittir y eksi 1 şeklinde oldu. Eksi 3 x artı 3 eşittir y eksi 1 oldu arkadaşlar. O zaman y'yi yalnız bıraktığımız zaman ya da hepsini bir tarafta bırakalım. Ya da 3 artı 1 eşittir 3 x artı y şeklinde de olabilir arkadaşlar. Denklemimiz bu şekilde. Böyle yazmazlar. Sola dayalı yazarlar. 3 x artı y eşittir kökü artı 1 şeklinde derler arkadaşlar. Evet. 14. sorunun cevabı da böylelikle kök x artı y eşittir kökü artı 1 geldi. Geldik 15. soruya. Şekildeki dik koordinat düzleminde bir dikdörtgendir. 4'e 5 verilmiş. Arkadaşlar 4'e 5 verilmişse buranın 4 birim buranın da 5 birim yani buranın 5 birim olduğunu biliyoruz. Alanı vermiş bize. Alanı kaç vermiş? 25 vermiş. Alan 25 ise şuraya a dersem 5 çarpı a bölü 2 eşittir 25 ise o zaman a'yı kaç buluruz arkadaşlar buradan? 10 buluruz. a uzunluk olarak 10. D doğrusunun denklemi isteniyor. Arkadaşlar D doğrusunun denklemi artık çıktı. İsterseniz işte benzerlikten şurayı da bulup eksenleri kestiği yerden de bulabilirsiniz ama gerek yok. Bunun, e, bu doğrunun eğiminden de gidebiliriz. Eğim dediğimiz nedir? Tanjant alfa. Yalnız eksi tanjant alfa. Sola yatık. O da 5 bölü 10. Eksi 5 bölü 10 yani eksi 1 bölü 2. E, eğim eksi 1 bölü 2. Nokta belli mi? Belli. Doğru denklemini artık yazabiliriz. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan. M dediğimiz eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 4 eşittir y eksi 5 yapar. Eksi x artı 4 eşittir 2y eksi 10. Buradan da yine düzenleyecek olursak e, x artı 2y eşittir 14 şeklinde oldu. Bunu buraya yaptım. x artı 2y eşittir 14 oldu. Bu şekilde düzgün bir şekilde yazdım arkadaşlar bu sefer. Evet diye doğrusu denklemi bu şekilde ya da x artı 2y eksi 14 eşit 0 şeklinde de olabilir. Tabii ki denklemimiz. Evet 15'i böyle bulduk. Geldik 16'ya. A bu tanıdık geliyordur. Çok sevdiğim sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Tam ÖSYM e böyle bir soru sormamışken böyle bir soru da sorabilir. Nereden tanıdık? Analitik geometri fasikülünden. Valla direkt aldım arkadaşlar. Çünkü çok hoş gerçekten. Güzel bir tekrar olursun açınızdan da. Bak güzel bir şey yapmış burada. Ne demiş? Dik koordinat sisteminde AB başlangıç noktası A olan e, absis ve ordinatları artan bak A'dan absis ve ordinat artıyor. Absis 2 artmışken ordinat 1 artmış. 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde artıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Birim karelerin köşeleriyle kesişimi 4 nokta olan bir doğru parçasıdır. 1 2 3 4 ee, Birim kareleriyle kesişimi Burayı yanlış yazmışız galiba. Evet ordinatları artan Ha başlangıç noktasını saymazsak 1 2 3 4 Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ya da birim kareleriyle birim karelerin Baştakini saymazsak 4 yapıyor. Ya da düzeltelim bunu. Ne diyelim arkadaşlar? Şuraya 5 diyelim. Evet Ordinatları artan birim karelerin köşeleriyle kesimi 5 nokta olan bir doğru parçası. 1, 2, 3, 4, 5. Evet buna göre başlangıç noktası 5'e eksi 2 olan ve apsisi azalan. Apsisi azalan. Apsisi azalan demek o zaman ne yapacağız? Sola doğru gideceğiz arkadaşlar. Apsisi alan, azalan. Ordinatı artan. Sola gideceğim. Ordinat da artıyor yukarı. Yani sol yukarı gideceğim arkadaşlar. O zaman mesela bu x. Şu alta çizebilir miyim bunu? Çizemem tabii ki ne yapayım? Aynı şekil üzerinde göstereyim arkadaşlar. Mesela şurası 5'e eksi 2 noktasıysa değil de şurası 5'e eksi 2 noktasıysa bizim doğrumuz nasıl olacak? Sol ve yukarı şu şekilde olacak arkadaşlar. Yalnız şöyle olabilir. Mesela bu kaç noktalı oldu? Şöyle gidip şöyle gittiğim zaman mesela bu kaç noktalı oldu arkadaşlar? 1, 2, 3 noktalı ve absisi azalan ordinata artan bir doğru parçası oldu mesela bu değil mi? Bize diyor ki buna göre diyor başlangıç noktası (5, eksi 2 olan apsisi azalan ordinatı artan sol yukarı olduğunu anladık. 100 noktalı en kısa doğru parçasını üzerinde taşıyan doğrunun denklemi. Allah Allah 100 noktalı en kısa doğru parçasını nasıl bulurum arkadaşlar? Mesela ben 2 noktalıyı böyle buldum. Ben aşağı doğru kayarsam mı? Bu daha da uzalıyor, uzuyor değil mi? 2 noktalıyı bulmam için. Mesela eğimi şöyle yapsam. 3'e 1 şeklinde yapsam. o daha da uzadı. Olabildiğince şey yapmam lazım o zaman. Şöyle e eğimini şöyle seçmem lazım. Hatta böyle de seçersem 2'ye 1 böyle de uzun oluyor arkadaşlar. 2'ye 1'i böyle de seçersem bak 3 noktalı doğru parçası bu. E ee, şöyle seçersem 3 noktalı doğru parçası bu mesela. Yalnız böyle 3 noktalı doğru parçasını şöyle seçersem daha kısa oluyor, değil mi arkadaşlar? Evet. Yani tam böyle ne olmak zorunda arkadaşlar? Hop şöyle. Tam birim karelerin köşelerinden böyle 2'ye 1 şeklinde ya da yukarıda 1'e 2 şeklinde gitmeyecek arkadaşlar. Nasıl? Birebir şekilde gittiği zaman en kısa doğru parçasını o şekilde bulurum. Yani bizim doğrumuz 100 noktalı doğru parçamız nasıl olmak zorunda? En kısası olması için şu şekilde olmak zorunda. İşte bu doğru parçasını taşıyan doğrunun denklemi isteniyor bizden. Arkadaşlar bu benim karenin köşelerinden geçmişse burası 45 derecedir. Yani eğimi nedir? Eğimi tanjant 45'tir. Hayır tanjant 45 değildir. Eksi tanjant 45'tir. Niye? Sola yatık olduğundan dolayı. O zaman eksi tanjant 45 ise eksi 1'dir. Eğim belli. Noktası belli. Artık doğru denklemini yazabilir miyiz? Yazarız. Yani m çarpı x eksi x0 eşittir y eksi y0 şeklindedir. O zaman m dediğimiz eksi 1. Eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 2 yani y artı 2 yaptı. Eksi x artı 5 eşittir y artı 2 yaptı. O zaman hepsini öbür tarafa toplayalım. X artı Y eşittir 3 şeklinde doğrunun denklemini buluruz. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Yani şekli bizim oluşturmamızı istiyor. Gerçekten de çok güzel, çok hoş sorulardan bir tanesi. Dikkat edin. Buna vallahi yıldız koyuyorum. Hatta 2 yıldız, hatta 3 yıldız koyuyorum arkadaşlar. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Bir şeyleri tanımlatmış böyle güzel bir şey tanımlayıp bu şekilde gelebilir. Sorunun aynısı gelmek zorunda değil. Ya da bu soru çıkacak iddiasında bulunmuyorum arkadaşlar. Ne diyorum? size güzel bir yapı şey yapıyor, kazandırıyor. Yani bu tar bu tarz şeylerde yani ufkunuzu açıyor daha doğrusu. Hoş değil mi arkadaşlar? Evet illa sınavda çıkacak da şey olacak falan filan şeyinde de değiliz. Modunda da değiliz. Aa, keşke çıksa değil mi? Evet zaten kaç? Ee, bu işin içerisinde 3 yıldır <laughs> YouTube'da işin, içinde, işin içindeyiz. Yani birebir tutturduğum sorular, tutturduğumuz sorular ve tutturduğum sorular var. Bu, soruları da böyle görünce Vallahi çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Neyse geldik şuraya. Bu sefer de demiş ki 17. sorudayız arkadaşlar. Bu doğruya paralel olan ve bu noktadan geçen. Arkadaşlar soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli her zaman çizin. Analitik düzlemi değil. Basit bir şekilde şekli. Bu doğru 2x artı y eksi 6 eşittir 0 doğrusuna paralel olan ve şu noktadan geçen doğrunun denklemi isteniyor. İşte bu doğrunun denklemi isteniyor. Şimdi ben bu doğrunun denklemini bulacağım. Bu doğrunun denklemini bulurken ve bu doğruya paralel olacak diyor. Yani şunlar birbirine paralel. Şununla şu paralel. Bu doğrunun denklemini bulurken kendimize iki soru soruyoruz. Ve bu arada burası da 2.6 6 noktası. Bir Eğim 2 nokta. Nokta var mı? Var. Eğim bulmam lazım. Aa hocam eğimler iki doğru birbirine paralel olduğu için eğimleri birbirine eşittir. Ee, bunun eğimi nedir? Eksi 2 bölü x'in eksi x'in kat sayısı y'nin kat sayısıydı. Eksi 2 bölü 1'den dolayı eksi 2 çıktı. O zaman eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz arkadaşlar. Doğru denklemini nasıl yazacağız? M çarpı x eksi x sıfır eşittir. Y eksi y sıfırdan. M dediğimiz eksi 2 çarpı x eksi noktadaki x yani 2 eşittir. Y eksi noktadaki y yani 6 yaptı. Buradan eksi 2x artı 4 eşittir y eksi 6 yaptı. O zaman 10 2x artı y eşittir 10 mu yaptı? Evet. Bunu attık. 2x artı y oldu. X 6'yı da buraya attık. Artı, eşittir 10 yaptı. Doğrumuzun denklemi de bu şekildedir Ama y eksenini kestiği noktanın ordinatı isteniyor bizden. Evet. Böyle garip şeyler istenildiği zaman ne yapacaksınız? Denklemi yazın. Y eksenini kestiği nokta soruluyorsa bize ne yapacaksınız? X yerine 0 yazacaksınız. X yerine 0 yazdığınız zaman 0 artı y eşittir 10'dan y'yi de kaç bulursunuz? 10 bulursunuz. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı da kaç yapıyor? 10 yapıyor arkadaşlar. Yani aslında bu nedir? 0 y noktasıdır. O da 0 10 noktasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Ordinatı 10 yaptı. Geldik 18'e. <laughs> Aşağıdaki dik koordinat sisteminde 7 tane düzgün altıgen ve 2 tane ikizkenar yamuk verilmiştir. İki tane x kenar yamuk. E, düzgün altıgen arkadaşlar şunların birbirine eşit olmasını biliyoruz. Tamam. E, burada x kenar yamuk dediğimizde şu üçüncüsü de eşit olmuş oldu. Hatta burada kaç kaç derece arkadaşım? Düzgün altıgenin dış açısı 60. Burası da 60. E, burası da 120. Burası da 120 yaptı. Yani düzgün altıgenin yarısı olduğu belli arkadaşlar burası. Değil mi? Çünkü düzgün altıgenin yarısı. Şunu da çizsek böyle bakın. Yarısı yapıyor. E, 120 derece, 60 derece, 60 derece, 60, 120, 120. Tamam neyse. Ne isteniyor bizden? A noktasından geçen ve PU'ya paralel olan. He. A noktasından geçen ve PU'ya paralel olan. Şuna paralel olan doğru. Arkadaş şuna paralel olan doğru. E A noktasından geçen ve buna paralel olan doğru aslında bu doğru değil midir? Evet. Niye hocam? Bak şimdi. Sen bunu böyle çizsen. Sen bu köşegeni çizsen. Dikkat et. Sen bu köşegeni çizdiğin zaman ne oluyor kardeşim? Hocam burası 60-60. Çünkü simetri ekseni. Hocam burası da 60 60 simetri ekseninden dolayı. E hocam burası 120 ya. Doğrusal oldu bak burası. Burası da doğrusal oldu. A hocam karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. O zaman karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. Tamam. Direktman o zaman buna paralel olan işte nereden geçen diye soruluyor. A noktasından geçen ve buna paralel olan. İşte o doğru denklemi. A noktasından geçip buna paralel olan doğru denklemi bu denklemdir arkadaşlar. Bu denklemi bulurken ne yapacağım? Kendime iki soru soruyorum bir eğim iki nokta. Nokta var mı? OP'yi kök 3 vermiş. Hocam burası kök 3. Ya burada kök 3 olmasa şurası 60 derece olduğundan burası da 30 derece. 60'ı karşı kök 3 30'un karşı 1 burası 2 yaptı. Burası da 2 yaptı. A nokta belli bu doğru üstünde. Çünkü burası doğrusal oldu. A'dan geçen ve buna paralel olan doğru hop şu doğrudur arkadaşlar. Buradaki nokta ne yaptı arkadaşlar? Buradaki nokta 3'e 0 noktası yaptı. Tamam. Eğim belli mi? Belli eğim dediğim nedir arkadaşlar? Eğim dediğim tanjant 60'tır. O da eğim dediğim ne yaptı? Kök Köküç yaptı. Tanjant 60 köküç ya. Eğim belli. Nokta belli mi? Belli. O zaman denklemi yazabiliriz. M çarpı x eksi x sıfır. Y eksi y sıfırdan. M dediğim kaçtı? Köküçtü. Köküç çarpı x eksi noktadaki x. 3 eşittir y eksi sıfır. Yani köküç x eksi 3 köküç eşittir y yaptı Arkadaşlar. Yani y eşittir kök 3 kök 3 x eksi. Hadi bakayım bul bakayım. Öyle y'li bir şey var mı? Yok. Y'yi yalnız bıraktıklarımızda yok. Ama ama 3x. Y köküşlü bir şey var mı? Var. Köküşle çarpsan kaç yapıyor? 9. Evet. Köküşle çarp şu denklemi. Köküşle çarptığın zaman şu denklemi bir de köküşle çarptığın zaman arkadaşım şöyle. 3x eksi 9 eşittir. Kök 3 y yaptı. Kök 3 y yaptı. O da y kök artı 9 yaptı. Bakın 3x eşittir. Y kök 3 y artı 9 yaptı. Bazen de şıklarda direkt karşımıza gelmiyor arkadaşlar. Onu da bulmak zorunda kalıyoruz böyle. Ee, düzgün altıgenli de böyle bir soruda yazmak istedim. Hem düzgün altıgenini de size hatırlatmak istedim arkadaşlar. Analitik düzlemde ne bileyim böyle düzgün altıgenle ilgili bir şey çıkacakmış gibi de hissediyorum arkadaşlar yani açıkçası. Evet. 18. soruyu böylelikle Ceyhan bulduk. Geldik 19. soruya. Şekildeki ABC üçgeninde AC kenarının yüksekliği D doğrusunun D doğrusunun elemanıdır. Ha bu yükseklik D doğrusunun elemanıymış. Yani burası dik. Bizden ne diyor? Bu doğrunun denklemini bulunuz diyor. Arkadaş ne olacak ya? Çok kolay. Bu doğrunun denklemini sorduğu zaman ne diyeceğiz? Kendimize iki soru soracağız. Bir eğim 2. nokta. Evet eğim ve nokta lazım bize. Eğim var mı? Yok. Ama doğruların dik kesini gördüğümüz zaman ne gelecek aklımıza? Eğimler çarpma eksi bir. Hocam bu doğrunun eğimini bulabilirim ben. Y'ler farkı. 11 eksi 7 bölü x'ler farkı. 5 eksi 9. Ne çıktı arkadaşlar burası? 4 bölü eksi 4. A eksi 1 çıktı. O zaman M2'nin ne olması lazım arkadaşlar? M2'nin de artı 1 olması lazım. Çünkü M1 dediğimiz kaç? Eksi 1. Eğimler çarpımının eksi 1 yapması için buranın artı 1 olması lazım. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz arkadaşlar. Haydi yazalım. M çarpı x eksi x sıfır eşittir. Y eksi y sıfır. M dediğim bir 1 çarpı x eksi noktadaki x. X eksi eksi 3. Yani x artı 3. Eşittir. Y eksi noktadaki y. Buradan x artı 3 eşittir. Y eksi 1. Bu sefer y'yi yalnız bırakayım. Y eşittir. X artı 4 şeklinde bulunur arkadaşlar. Doğrunun denklemi. 19. sorunun cevabı da böylelikle y eşittir. X artı 4 çıktı. Geldik 20. soruya. Buna göre BC doğrusunun denklemini bulunuz. BC doğrusunun denklemi. Yine çok kolay. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu doğrunun denklemini bulurken kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Hocam eğim deyince bak dik kesmiş. Dik kesmeleri gördüğümüz zaman eğimler çarpma eksi bir. Hocam öncelikle bu doğrunun eğimini bulmalıyız. Evet bu doğrunun eğimi bir de sıfır sıfırdan geçiyor. Orijinden geçiyor. Aa bu doğrunun eğimi yine iki noktadan geçiyor. Y'ler farkı böyle x'ler farkı. Yani m1 dediğimiz 4 eksi 0 bölü 3 eksi 0. Yani 4 bölü 3. O zaman M2 dediğimiz ne olmalı arkadaşlar? Ters çevirip eksiyle çarpıyorum. Eksi 3 bölü 4 olmalı. O zaman eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazalım. Yani eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 3 eşittir y eksi 4. Eksi 3 x artı 9 eşittir 4 y eksi 16. 4 y eksi 16. O zaman burada bup bup, Buradan 3x artı 4y eşittir. Kaç çıktı arkadaşlar? 25 çıktı. 3x artı 4y. Bunu buraya attık. Artı 3x artı 4y. Bunu da buraya attık. Artı 25 çıktı arkadaşlar. Cevabımız bu. Geldik 21. soruya. Doğruların kesim noktasından geçen ve bu doğruya paralel olan. iki doğrunun kesim noktası anlatmadık konu anlatımında ama doğruların kesim noktası ee, nedir? Hop, ortak çözümde bulunuyorlar arkadaşlar. Taraf tarafı toplarsam y'ler zaten gidiyor. Y'ler gittiğinde 3x eşittir 9 geldi. 3x eşittir 9 ise x'i buradan kaç buluruz? 3 buluruz. E, x 3 ise x yerine 3 yazdığımızda y de kaç geliyor arkadaşlar? 3 geliyor. Evet x'i 3 bulduk y de 3 bulduk. Çünkü x yerine 3 yazdığımızda 3 artı y eşittir alttan e, y'yi de 3 bulduk. Evet bize diyor ki şimdi bu noktadan geçen 3'e 3 noktasından geçen ve şu doğruya paralel olan doğrunun denklemi isteniyor. Bu doğru da y eşittir 2x eksi 1 ya. Farkında mısınız? Soruyu anlayabilmek için hep basit bir şekilde şey istiyorum. Evet. 3'e 3'ten geçen ve buna paralel olan. Arkadaşlar 3'e 3'ten geçen ve buna paralel olan. Bu doğrunun eğimi nedir? Çünkü eğim lazım bana. Bu doğrunun eğimi nedir? M1 ile M2 birbirine eşittir arkadaşlar. O da nedir? X'in katsayısı da 2. Yani bunun eğimi ile bunun eğimi eşit olmalı. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazalım. O zaman ne diyeceğiz? 2 çarpı x eksi 3 eşittir y eksi 3. M çarpı x eksi noktadaki x. Y eksi noktadaki M. 2x eksi 6 eşittir. Y eksi 3 yaptı. Bakıyorum şıklarda y yalnız. Y yalnız bırakıyorum. Ee, buradan 2x eksi 3 yaptı arkadaşlar. Y. Y eşittir. 2x eksi 3. O da ne oldu? Cihan oldu arkadaşlar. Evet 21. sorunun cevabı Cihan çıktı. Geldik 22. soruya. Y ekseni üzerinde dik kesiyorlar. Bak süper. Dik kesişmeleri kolay. Hemen ne yapacağız? Dik kesmelerinden şeyi bulabiliriz arkadaşlar. Dik kesmelerinden ne gelecek? Eğimler çarpımı eksi 1 gelecek. M1 çarpı M2 eşittir eksi 1 gelecek. O zaman bunun eğimi nedir? Eksi x'in katsayısı sayısı bölü yeni katsayısı. Eksi 2 bölü 4. Çarpı. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Eksi a bölü eksi 1. Eşittir eksi 1 gelecek. Tamam. Buradan ne geliyor arkadaşlar? İnşallah işlem hatası yapmayız eksi 1 gelecek. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Burası artı yaptı. Bunlar da eksilerle işim kalmadı. Bu artı yaptı. Bu eksiler de birbirini götürdü. Tamam burası 1 bölü 2 geldi. A'yı da buradan kaç bulduk? 2 bulduk. A'yı 2 bulduk. A yerine 2 yazacağız o zaman. A yerine 2 yazacağız. Tamam. Bir de nerede kesiyorlarmış arkadaşlar? Y eksen üzerinde. Ha, y eksen üzerinde kesimlerine de bakalım. Arkadaşlar 2 doğru. Y eksen üzerinde kesiyorsa. Hop buradaki nokta 0'a Y noktası değil midir arkadaşlar? A bu ne demek biliyor musun? Hem burada x yerine sıfır yazdığımızda buranın y'si ve x yerine sıfır yazdığımızda buranın y'si her ikisinde de aynı değil mi? Yani bu x eşittir sıfır için y'leri <laughs> eşit demektir arkadaşlar. y ekseni üzerinde kesmeleri demek x eşittir sıfır için y'leri eşit. x ekseni üzerinde kesselerdi ne diyecektik o zaman? y yerine sıfır yazdığımızda x'leri eşit demektir. O zaman ben bir tanesinde x yerine sıfır yazsam x eşittir 0 için. Bir tanesinde ne yaptı arkadaşlar? 4y artı 3 eşittir 0'dan y'yi kaç bulduk? Eksi 3 bölü 4 bulduk. Bir öbüründe ne bulduk arkadaşlar? Y yerine e, x yerine 0 yazsam. Burada da eksi y artı b eşittir sıfırdan y'yi de buradan ne bulduk? b bulduk. x eşittir sıfır için y'leri birbirine eşittir. O zaman ne olacak? Şunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Eksi 3 bölü 4 eşittir b yaptı. O zaman cevabımız şu çıktı. b soruluyor zaten bize. Cevap denizli çıkar arkadaşlar. Geldik 23. soruya. Doğruların kesim noktasından geçen ve orijinden geçen. Hocam ortak çözümle kesim noktasını bulayım sonra orijinden geçen. Bak. Kesim noktasını buldum sonra orijin. İki noktadan geçen doğrunun eklimini yazarım. Hocam diyebilirsiniz. Hayır. Diyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bazı sorularda bayağı bir şey ol. Sıkıntı yaşarsınız. Ne yapacağız hocam o zaman burada? Şunu yapacağız arkadaşım. Hocam ben doğruların kesim noktası duyduğum zaman ortak çözüm olduğunu anlıyorum. Orijinden geçen doğruyu duyduğum zaman da y eşittir mx artı c'deki sabit sayının olmadığını biliyorum. O zaman iki cümleyi birleştir. Ortak çözüm y eşittir mx artı c'deki c olmayacak. Yani öyle bir ortak çözüm yap ki c'ler nanay olsun. O zaman arkadaşlar ben burayı görüyorsunuz. Eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam olay biter. C'ler gidiyor. C'leri oynadım. Evet 2x eksi y eşittir 4040. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 6 x eksi 2 ye eşittir 4040. Ama eksi 4040. Taraf tarafa topladım. Eksi 4 x eksi 3 y eşittir 0 yaptı. O zaman y eksi 4 x eşittir 3 y geldi. Hatta buradan da ne geldi arkadaşlar? Y eşittir eksi 4 bölü 3 x şeklinde doğrumuzun denklemini buluruz. Evet cevap bu. Buna da dikkat edersiniz arkadaşlar. Tamam mı? Geldik örnek 24'e. Evet bu doğruları y eşittir x doğrusu üzerinde kesiyorlar. Dik kesiyorlar. He. Bunların dik kesmesi bir kere m1 çarpı m2 eksi 1. Yani m1 çarpı m2 eşittir eksi 1 olmalı. Bunu bir yazayım. m1 dediğimiz eksi 3 bölü 1 ile bunun eğimi nedir? a'nın çarpımının eksi 1 yapması lazım. O zaman buradan a'yı kaç buluruz arkadaşlar? a'yı 3 buluruz. Evet a'yı 3 bulduk. Yani burası 3. Yani y eşittir 3x artı b yaptı. Peki. Şimdi ne demiş? Y eşittir x doğrusu üzerinde dik kesiklerine göre. Allah Allah. Y eşittir x doğrusu üzerinde. Bak anlayamıyoruz değil mi? O zaman basit bir şekilde şekli çiz kardeşim. Elimizde iki tane doğru var mı? Var. Hocam bir doğru bu. Bir doğru bu. Bunlar nerede kesiyor? Y eşittir x doğrusu üzerinde dik kesiyorlar. Y eşittir x doğrusu üzerinde dik kesiyorlarsa şöyle. Y eşittir x doğrusu üzerinde dik kesiyorlar. Bu doğrumuzun adı 3x artı y eşittir 8. Bu doğrumuzun adı da y eşittir 3x artı b. E hocam bu iki doğruda ortak çözümü yapıp bu noktayı bunun üzerine koyabiliriz. Diğerleriniz çok fazla değil mi? Çünkü bu iki doğrunun kesim noktası y eşittir x doğrusu üzerinden geçiyor diyor ya. Peki sen bu iki doğrunun kesim noktasını bulabilir misin? Hayır. E, şekle bak şimdi. Biz boşuna mı şekli çizdik? Hocam bu doğruyla bu doğrunun da kesim noktası zaten burası. Yani sen burada şu doğruyla şu doğruya e, ortak çözüm uygularsan kesim noktasını kesinlikle ama kesinlikle vursan. Ortak çözümü yaparken de iki farklı yol düşünüyoruz. Bir yok etme metodu bir önceki soruda yaptık. İki yerine yazma metodu. Sanki burada yerine yazma metodu daha kolay. 3x artı y. Y eşittir x değil mi? Y yerine x yazıyorum. Eşittir 8 ya. Buradan 4x yani şu ikisini ortak çözüyorum arkadaşlar. 4x eşittir 8 ise ortak çöz. Şimdi siz buradan da bakacaksınız ya. 4x eşittir 8 ise x'i buradan 2 bulduk. E x2 ise y de 2 değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman x2 ise y de 2'dir. Yani buradaki nokta ne yaptı arkadaşlar? 2'ye 2 noktası yaptı. Bu 2'ye 2 noktası bu doğrunun üstünde değil mi? Evet. O zaman burada da denklemde yerine yazın arkadaşım. 2 y yerine 2 x yerine de 2 yazacağım. 3 çarpı e 2 artı b'ye eşit oldu. O zaman B buradan kaç eşit olur arkadaşlar? 2 6'dan eksi 4'e eşit olur. Evet örnek 24'ün cevabını da böylelikle eksi 4 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 25'e. Evet pH uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Aslında ne var burada? Noktanın doğru yolun uzaklığını bul diyor bize değil mi arkadaşlar? Noktanın doğru yolun uzaklığını bulalım o zaman bizde de arkadaşım. Nasıl bulacağız bunu? Bir nokta bir doğru yolun uzaklığı nasıl bulunur? Tabii ki şeyden bulunur. Ee, doğru denklemini yazmamız lazım. Eksenleri kestiği yerler belli mi? Belli. x eksenini 3'te kesmiş. x bölü 3 artı y bölü x 4 y bölü x 4 eşittir 1 şeklinde oluyordu. Ya da eğim belli nokta belli doğru denklemlerle yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ne yapacağız? Paydaları eşitleyelim arkadaşlar. O artı 12'de kessin. O zaman 4 x eksi 3 y bölü 12 eşittir 1'den eşittir 12 mi yaptı? Evet. Aslında bu doğrunun adı ne oldu? 4x eksi 3y eksi 12 eşittir 0 doğrusu oldu. Şimdi bu doğrunun adını yazdık. Bu noktanın bu doğru yolun uzaklığı isteniyor. Noktanın doğru yolun uzaklığı h diyecek olursak. H neye eşittir arkadaşlar? Noktayı doğru da yerine yaz. X yerine 4, Y yerine eksi 6 yaz. O zaman 4 kere 4, 16. Eksi 6 ile eksi 3'ün çarpımı artı 18. Eksi 12 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesiydi. Bunu yazmamıza gerek yoktu ama yine de yazayım. Çünkü burası 4 ve 3 varsa direkt 5 diyebiliyorduk arkadaşlar. Yukarısı kaç yaptı? Yukarısı da e, burası kaç yaptı? 18'den 12 çıktı. 6 kaldı. 22. Burası 22 yaptı arkadaşlar. 22 bölü 5'e eşit oldu. Böylelikle cevabımız. Tamam. İşlem hatası yapmadıysak tabii ki. Yaptıysak da anlayabiliyorsanız beni arkadaşlar. E, sabahtan akşama kadar oturuyoruz. Video çekiyoruz valla. Bir taraflarımız uyuştu. <laughs> Neyse geldik örnek 26'ya. Evet analitik düzlemde bu noktanın bu doğruya göre simetriği B noktası ise AB, AB uzunluğu nedir diye soruluyor. Allah Allah daha simetriyi de göstermediniz hocam. Niye böyle bir şey yaptınız? Çiz şekli bakayım. Her zaman soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Hocam çizdik. Burası 2x artı y eksi 5 eşittir 0 doğrusu ya. Bu noktanın bu doğruya göre simetriğini alacağız. Aldık. Alınca burası oldu. Hocam B noktası yaptı. Simetriğini almak demek şunların birbirine eşit olması anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Peki noktanın bakın ne var burada? Noktanın doğruya göre simetriğini bulup iki nokta arasında uzaktan yapabiliriz. Ya da gerek yok. Ben buradaki noktanın doğru yolun uzaklığını bulsam. Aa hocam AB uzunluğu da 2H oluyor değil mi? O zaman noktayı doğru da yerine yaz. H dediğimiz şey mutlak değerce. X yerine eksi 3 yazdım, eksi 6. Y yerine 1 yazdım, artı 1, eksi 5, mutlak değerce bölü karekökünde 2'nin karesi artı 1'in karesi. Buradan ne geldi arkadaşlar y şey yukarısı? Buradan ne geldi? Ay, burası eksi 5 yaptı, eksi 10. Yukarısı 10 yaptı. Evet, 10 yaptı. 10 bölü kök 5 yaptı. Haş buradan 10 bölü kök 5, yani kök 5 eşitliğiyle çarparsak. 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 eşit oldu. Ama benden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu da 2 aşa eşit. O da 4 kök 5'e eşit olmak zorunda arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru. Ne yapıyoruz? Nokta yani soruda verilen, verilen, soruda e, soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizerseniz Öyle ezbere mezbere yapmanıza da gerek kalmıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar mesela simetriğini bulmaya çalışıyor. Gerçi simetriğini de bulmaya çalışsanız bu şekli çizmek zorundaydınız arkadaşlar. Değil mi? Geldik örnek 27'ye. Analitik düzlemde doğrular arasındaki boşluğa çizilebilecek karenin alanı en çok kaç birim karedir? E tanıdık olduğunuz soru. E, bendeki sorunun aynısı değil. Konu anlatımında da vardı. E, sonuçta bir şeyler hatırlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hep değişik sorularla karşınıza çıkmak zorunda değiliz. E, olabildiğince değişik sorularla karşınıza çıkmaya çalışıyoruz gerçi ama Neyse. Şimdi bu doğrular arasında boşluğa çizilecek kare en çok kaçtır diye soruluyor. Bir kere baktığımız zaman nedir bunun eğimi? Eksi 5 bölü. Eksi 12'den 5 bölü 12. Bunun da eğimi 5 bölü 12. Yani paralel 2 doğru bu. Çünkü şöyle olsaydı o bu doğrular arasında baya baya bir sonsuz büyükte bir kare çizebilirdim. O yüzden arkadaşlar bu doğrumuzun adı ne? Bu doğrumuzun adı 5x-12y-1 eşittir 0. Bu doğrumuzun adı ne? 10x eksi 24y çok iğrenç yazdım ya. Niye öyle yazdıysam. Eksi 24y 24y Allah Allah. Artı 37 eşittir 0. Şimdi ben buraya öyle bir kare çizecekmişim ya. Sonsuz tane kare çizebilirim arkadaşlar. Ama bunlardan en büyüğü isteniyor. İşte en büyüğü bu değil midir? Zaten köşe noktaları doğru düzeninde olabilir. Evet en büyüğü bu şekildedir. Yani sen paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulursan eğer neyi bulursun? Karenin de alanını bulmuş olursun. Peki ne yapıyorduk? C'ler farkı bölü kare küçüğünde a artı b kare. A artı b kare de yalnız bunu mu kullanacağız? Bunu mu kullanacağız? İşte bu sıkıntıyı yaşamamak için ne yapıyorduk? Katsayılarının aynı olması lazımdı. Bunu 2'ye bölsem 37 bölü 2 ile uğraşırım. Bunu 2 ile çarpayım. 2 ile çarptığım zaman ne geldi burası? 10x eksi 24 y artı eksi 2 geldi burada. Şimdi eşittir sıfırsa C'ler farkı. C'ler farkı. Yani eksi 2 eksi 37 mutlak değerce. Aşı bulurken arkadaşlar. Değil mi? H'ın formülü buydu. Bölü kare küçüğünde A kare artı B kareydi. Yani kare küçüğünde 10'un karesi artı 24'ün karesi. Eksi 24'ün karesi de neyse. Eksi 24'ün karesi. Şimdi burada nedir? Be 10, 24, 5, 12, 13'ün iki katı değil mi? 10, 24. O zaman alt taraf 26. Üst taraf kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 39 yani 39 bölü 26 çıktı arkadaşlar burası. Ee, 13'e bölsen 3, 13'e bölsen 2, 3 bölü 2 yaptı. O zaman alanda kaç yapar? alanda 3 bölü 2'nin karesi yapar. 9 bölü 4 çıkacaktır arkadaşlar. Evet örnek 27'nin cevabı 9 bölü 4 oldu. Geldik örnek 28'e. Aşağıda görselde yol çizgilerini taşıyan doğruların denklemleri verilmiştir. Evet burası da bu şekilde verilmiş. Özcan yayı geçidinden geç, karşıya geçecektir. Özkan. Özkan denklemi bu olan doğrunun üzerindeki 4'e 2 noktasındadır. E ne var? Çok kolay. Hocam C yok. C'yi bulabiliriz. Bu özkan bunun üstünde ya. O zaman denklemde denklemi sağlamak zorunda. X yerine 4 yazsan 12 artı Y yerine 2 yazsan 8 artı C eşittir 0 olduğundan C'yi kaç buluruz arkadaşlar buradan? C buradan eksi 20 gelir. Evet C'yi eksi 20 bulduk arkadaşlar. Sonra ne diyor? Evet bu doğrunun üstüne geldiğinde en az kaç birim yol alır? En az kaç birim? Ya, özkan buradayken şöyle de gidebilir. Şöyle de gidebilir. Ama bunlardan en azı soruluyor bize. Y'ye geçirdiğinden karşıya geçerken. En azı tam dik olduğu zamanki değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman dik olarak hareket edecek. Yani bize paralel iki doğru arasındaki uzaklık soruluyor. Nedir? C'ler farkı. Yani eksi 20 eksi 6 diyebiliriz. Eksi 20 eksi 6 mutlak değerce Bölü. Bazen 6 eksi 20 diyorsunuz. 6 eksi eksi 20 olacak arkadaşlar. Onu da unutmayın. Bölü kare küsünde a kare artı b kare. Yani 3 4 5 diyebiliriz arkadaşlar. İşte h soruluyor bize. Buradan da ne geldi cevap? 26 bölü 5 geldi. Evet cevabımız 26 bölü 5 yapar arkadaşlar böylelikle. Niye tam sayı çıkmadı? İşlem hatası yapmadım umarım. Burada x yerine 4 koysak 12. y yerine 2 koysak 8. Yo 20. Burası 26. 3 4 5. 26 bölü 5 çıktı arkadaşlar. Evet örnek 28. 26 bölü 5 oldu. Geldik örnek 29'a. Evet eşitsizlik sistemi. Çok güzel. x büyük eşit 0. x büyük eşit 0 neresiydi arkadaşlar? x büyük eşit 0. Hocam üst taraf hayır. Üst taraf y'nin pozitif olduğu durum. x'in pozitif olduğu durum bu taraf. Yani şu taraf. O zaman doğrunun şu tarafı arkadaşlar. Doğrunun sol tarafındaki noktaları ne yapıyoruz? İptal ediyoruz. Şuraları iptal ettim. Tamam. Bu doğru hangisi arkadaşlar? Doğru kendini belli eder. Bu 4'e dörden geçen değil. Bu dörde 4'ten geçer arkadaşlar. Bu doğrunun adı x artı y eksi 4 küçük eşittir sıfır doğrusu. Bu doğrunun adı da nedir arkadaşlar? O zaman x eksi y artı 2 eşittir 0 doğrusu. Şimdi bu doğru da ne yapacağım? Bunun yani grafiği zaten hali hazırda verilmiş. Grafiğimiz bu şekilde. Şimdi y'nin kas pozitifken y'nin kas o zaman bu tarafta olacak arkadaşlar pozitifken. Ne, hangi tarafta oluyor? x büyük tarafta y küçük tarafta. O zaman doğrunun alt tarafı y küçük taraftaysa doğrunun alt tarafını karalayacağız. Doğrunun alt tarafı olacak arkadaşlar. Bu doğrunun alt tarafı. Yani şu doğrunun alt tarafı olacak. O zaman doğrunun üstündeki noktalar gitti. Şu gitti. Tamam. Şimdi sırada ne var? Bu doğru var. Bu doğrunun da adı zaten şu. Şöyle y'nin katsayısı pozitifken küçük tarafta arkadaşlar o zaman yine alt tarafını karalayacağım. Bu doğrunun da alt tarafı yani üst tarafındaki noktalar gitti. O zaman ne kaldı arkadaşlar? E kaldı. Cevabımız ne yapar arkadaşlar? E yapar. Tamam, çok güzel bir şey yöntemdir arkadaşlar bu y e, yeni işareti artı iken küçük tarafta mı büyük tarafta mı? Küçük taraftaysa alt tarafı büyük taraftaysa üst tarafı diyeceğiz arkadaşlar. Geldik şuraya bir de bize şu bölgeyi böyle sorabilirler arkadaşlar. E, bölgeyi de sorduklarında belli zaten arkadaşım. Şunun denklemini yazacaksınız. X bölü eksi 3 artı Y bölü 4. Eşittir 1. Yani ben bu denklem direkt şıklarda var mı? 4X'li 3Y'li 4X eksi 3Y li, 4x -3 değil mi? Hepsinde de 4x-3y var? Evet. Bak şıklardan yardım aldım. Direkt şey yapmama gerek kalmadı bu. 4x-3y e, eşittir ne doğrusu arkadaşlar? Eşittir eksi 12 doğrusu. Eşittir eksi 12 doğrusu. Şimdi bu doğrunun üst tarafını almışım. Y'nin kas sayısı artıyken yani y öbür taraftayken e, hangi tarafta olmalı? Büyük tarafta olmalı. Y büyük tarafta olması demek ne demek arkadaşlar? Şuranın küçük eşit olması da anlamına gelmiyor mu? Yani y büyük tarafta olacak değil mi arkadaşlar? O zaman buranın ne olması lazım arkadaşlar? Küçük eşit olması lazım. Evet. Şurayı küçük eşit diye bulduk. Şu gitti. Şu gitti. Şurası küçük eşit. Şurası da küçük eşit. Tamam. Şu an 1, 2, 3 şıkkımız var. Şuna bakalım. Bu doğrunun adı da, bu, doğrunun adı da nedir arkadaşlar? Bu doğrunun adı da belli zaten. X bölü 4 artı Y bölü 5 eşittir 1. 5 ile ve 4 ile genişlettik. Burası da 5X artı 4Y eşittir 20 yaptı. Şimdi bu doğrunun da alt tarafı yani y'nin katsayısı pozitifken küçük tarafta olacak. Küçük eşit. Hatta doğrunun kendisini almadığımız için küçük olacak. 5x artı 4y küçük 20 olacak. 5x artı 4y küçük 20. 5x artı 4y küçük 20. 5x artı 4y küçük 20. Burada 5x eksi 4y var arkadaşlar. Hocam iki çık arasında kaldık. E burada 4x eksi 3y doğrusu var mı? Yok. Burada ne var? x çarpı y küçük eşit 0. x çarpı y küçük eşit 0 neresi Arkadaşlar. Birinci bölge, ikinci bölge ile dördüncü bölge. Bir de x çarpı y büyük eşit sıfır var arkadaşlar. O da neresi? Birinci bölgeyle ile üçüncü bölgeyi temsil ediyor. O zaman hem bu hem bu. Normalde ne oldu arkadaşlar? Bak bu doğrunun üst tarafı derken şurası da var. Görüyorsunuz. Bu doğrunun alt tarafı derken şurası da var. e Bize ne diyor arkadaşlar? İkinci bölge ve üçüncü bölge. Yani bir ve üçteki bölgeleri almayacaksın. Biri ve biri sil. Bu doğrunun üstü siliniyordu zaten. Bu doğrunun üstü silinecek pardon. Birinci bölgede kesimde sildiğim zaman şurayı sildiğim zaman burası kalıyor. Yani cevabımız da böylelikle ne yapıyor? Akçay yapıyor arkadaşlar. Evet. 30. sorunun cevabını böylelikle Akçay bulduk. Yani şu şekilde verildiği zaman ne yapacağımızı bu şekilde verildiği zaman da doğru eklemini yaz. Y'ye bak yine. Küçük taraftaysa üst tarafındaysa büyük tarafta olmalı Y. Ee, küçük e, alt tarafıysa küçük tarafta olmalı Y. Mantığı önemli. Bir de şu soruları da koydum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bunlar tabi Matematikte de karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Matematik sorusu aslında bunlar. Ee, ama analitik ge geometrikten de yapılabildiği için burada da yazdım. Bu soruları yapan arkadaşlar şöyle de yapabiliyor arkadaşlar. Nasıl mı yapıyor? Bu doğrunun denklemini yazıyor. Bu doğrunun denklemini yazıyor. Kesim noktasını buluyor böyle. Tamam mı? Kesim noktasını buluyor. Sonra bu hareketle 60. Aralığındaki mesafe 60 olduğu zaman. işte sonra 60 olması için şeyleri falan yapıyorlar. Genelde biz arkadaşlar doğru denklemini yazmadan biz bunları yapıyoruz. Ya benzerlik yöntemini ya da oran orantı yöntemini kullanıyoruz arkadaşlar. Yani illa doğru denklemlerini yazmak zorunda değilsiniz. Hem analitikte anlatıyoruz ama hiç de kullanmıyoruz. Peki ne diyor bu soru? Kaç saat sonra iki hareket arasındaki mesafe 60 km olur diye soruluyor. Yol burası değil mi? Dikey çizgi. Evet. E şimdi mesela burada aralarındaki mesafe kaç? 10. Şurası. Burada aralarındaki mesafe bu. E aralarındaki mesafenin 60 olduğu an soruluyor bize. Aralarındaki mesafenin 60 olduğu yer şurası değil midir arkadaşlar? Şurası değil midir? Evet şurasıdır. Yani aralarındaki mesafenin 60 olduğu yer şurasıdır. Ee, burada ne çıktı arkadaşlar? Şunlar birbirine paralel. Yani bir kelebek benzerliği çıktı arkadaşlar. Kelebek benzerliğindeki oran kaç? 10'a 60. Yani 1'e 6. O zaman 1'e 6 oran varsa arkadaşlar. E, burası kaysa burası ne olacak? 6k olacak. Hop şöyle geldik. Bak 1'e 6 oran var. Hocam 1'e 6 ise burası 2 ise burası da e, 2'nin 6 katı olmaz mı? Yani 12 olmaz zorunda. Buna göre diyor kaç saat sonra? Karşılaştıktan kaç saat sonra mı? Yoksa başladıktan sonra mı? Yok karşılaştıktan sonra demiyor arkadaşlar. Kaç saat sonra aralarındaki mesafe 60 olur diye soruyor. Ee, kaç saat sonra oluyor o zaman? 12 burası 2 burası da sıysa toplamda da kaç yapıyor arkadaşlar? 14 olmak zorunda. Yani şurası 14 oldu arkadaşlar. Benzerlik yöntemi daha hoş oluyor bu sorularda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mesela burada yine ne yapıyorsunuz? Bu doğrunun denklemini yazıyorsunuz. Hocam bu doğru denklemini nasıl yazacağız? İşte eğim belli, nokta belli ya da iki noktası belli ya. İki noktası belli olduğu için y'ler farkı xler farkından doğru denklemini yazıyorsunuz. Doğru denkleminden sonra e, bisiklet alabilecek para. E, bisiklet alabileceği para ne zaman y? Ye. Y'sinin 3260 olduğu yeri yazıyor. Sonra apsisini buluyor arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. Size kalmış ama tekli grafiklerde de genelde biz ne yapıyoruz? Benzerlik yapıyoruz. Benzerliği nasıl yapıyoruz? Şimdi Mehmet'in biriktirmesi gereken para ee, 3260, 3260 lira ya bisiklet alacak arkadaşlar. Evet 3260 liraya bisiklet alacak. Biriktirmesi gereken para buyken tam biriktirdiği anki günde burası arkadaşlar. İşte bize burada gün soruluyor. En az kaç gün sonra diyor yalnız bu sefer. Ee, en az kaç gün sonra? Paranın zamana göre. Evet en az kaç gün sonra? Şu kadar. Şuradaki mesafe soruluyor bize. Evet. 32'den sonraki gün sorulmuyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Bak burada bir temel orantı var. Benzerlik var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şuradaki mesafe kaç? Hiç sevmediğim şey. Toplama çıkartma işlemi ya. Çıkart bakayım. 40. 640 mı yapıyor burası? Evet. 640 yapıyor galiba. Şunu çıkart bakayım. 3260'dan ben işi garanti alayım. 1940'ı çıkartayım. 0, 2 e, 320 1320 yaptı. Evet. Burası da 1320 yaptı. 1320 mi? Burası kaç yaptı? 600. 640 yaptı. Burası da 1320 yaptı. Tamam. Sıkıntı yok herhalde değil mi arkadaşlar? 3260 TL'ye satılan bir bisiklet. Tamam. Bundan bunu çıkarttık. 640. Bundan bunu çıkarttık. E, 0, 2. Vallahi arkadaşlar işlem hatası yaptığım için hep böyle şey yapıyorum ama 1320. Sıkıntı yok. Tamam. Benzerlik. Şunun şunu oranı. Burası 32 iken burası 32 ya buraya da A diyelim. Evet. 640'ın tamamının oranı. Tamamının oranı ben niye buraya bulduysam. Bunun tamamının oranı. Tamamının oranını bulurken ne yapmam lazım o zaman arkadaşlar? Ee, 3260'dan 1300'ü çıkartmam lazım. 1300'ü çıkartayım. 0, 6 9 1960 yapıyor. 1960 oranı eşittir. 32'nin a oranı. 32'nin a oranı. He, sadeleştirmeler var mı? Var. Sıfırlar sadeleşti. 32 ile 64 sadeleşti. 2. 196'yı 2'ye bölsek 48 mi yapıyor? Evet 48. Şununla şu sadeleşince 98 pardon 98 yaptı. O zaman A da buradan neye eşit oldu? 98'e eşit oldu. En az kaç gün sonra? 98 gün sonra parasını biriktirmiş oluyor. Neden en az diyor arkadaşlar? Parayı biriktirdi. Devam etmeye edebilir arkadaşlar para biriktirmeye. Yani şuradaki günde de o paraya sahip oluyor zaten. O en azı soruluyor bize. Cevabımız da kaç yapar? 98 yapar arkadaşlar. Evet ve geldik son soruya. Şimdi burada da arkadaşlar işte analitikten yapabilirsiniz. İşte benzerlik varsa benzerlikten yapabilirsiniz. Ama genelde tekli grafiklerde benzerlik, ikili grafiklerde oran orantı yapmayı daha çok seviyoruz. Hocam burada oran orantı yapmadık. Ya çünkü burada oran orantı yapmadık. Burada direkt şuradaki mesafe belliydi. Aralarındaki yol belliydi. Şunu şöyle çizince direkt kelebek benzerliği çıktı arkadaşlar. Ama bunu böyle yapınca aralarındaki mesafe burada belli. Burada kaç arkadaşım? Burada 12. Bu böyle olduğu zaman kaç yıl sonra A bitkisinin B, B bitkisinin boyundan ne kadar fazla olur diye soruyor. 30. He, 30 fazla olduğu yer soruluyor. Tamam. Yine benzerlikten yapabilirmişim aslında bunu ya. Benzerlikten nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde. Düzgün bir şekilde çizeyim. Evet bununki şurası. Şöyle çizeyim. Bununki burası. Kaç yıl sonra aralarındaki mesafe kaç olur diye soruluyor arkadaşlar. 30. Aralarındaki mesafe boylar arasındaki mesafe 30 olduğu durum soruluyor bize. E kelebek benzerliği var burada. Ama kelebek benzerliği var da oran var burada. E, bize kesim noktası falan lazım olacak o zaman ya. Sıkıntı yaratacak değil mi? Neyse buradan da çözeyim çözümü. Şuradan şöyle baktığım zaman arkadaşlar önce kelebekteki benzerliğe bakalım. Kelebekteki hocam oran kaça kaç? 12 bölü 30. 6'ya böl 2. 6'ya böl 5. 2 bölü 5 oran var. Yani burası 2K iken şurası 2K iken şurası ne olacak? 5K olacak. Peki. Hocam ben şu uzunluğu bulabilir miyim? Bu uzunluğu ya da şurayı bulabilir miyim? Evet burayı bulabilir miyim? Şurayı da 3 vermişler zaten bana. Hocam buradaki benzerlikten de burayı bulabiliriz. Görüyorsunuz. Ama bu sıkıntılı olacak arkadaşlar. Kesişim noktası belli değil. En azından şöyle bir şey söyleyeyim ben size. İkili grafiklerde de kesim noktası belliyse benzerlikten yapabilirsiniz. Evet. Kesim noktası belliyse benzerlikten yapabilirsiniz. Ama kesim noktası belli değilse bizi baya bir zorlayacak arkadaşlar. O yüzden buradan yapmayın. Nereden yapın? Tavsiyemiz oran orantı yöntemi. Oran orantı yöntemi derken şu. Bakın A bitkisinin boyu. A'yı ilk önce yorumlayacağız arkadaşlar. A bitkisi 3 yılda ne kadar uzamış? 22 değil. 3 yılda ne kadar uzamış? Boyu 10 iken 22 uzamış. 12 uzamış. O zaman 1 yılda ne kadar uzar arkadaşlar? 4 uzar. X yılda ne kadar uzar arkadaşlar? 4X uzar. O zaman toplam boyu da lazım bana. Toplam boyu ne yapar? Çünkü önceki boyu vardı bunun. 11'in boyu vardı. 4x uzadı. 4x artı 10 kadar oldu. B bitkisi için de aynı yorum yapacaksınız. B bitkisi 3 yılda ne kadar uzadı? 3 uzadı. 3 yılda 3 uzamış. O zaman 1 yılda 1 uzar. X yılda da X uzar arkadaşlar. Toplam boyu bunun ne olur arkadaşlar? Toplam boyu da önceden 22 idi boyu. 22 artı X. 22 artı X olur. Zaten ben ne dedim? Ee, A bitkisinin boyunun bakın. A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 30 olduğu zamana X dedim. O zaman A bitkisi 4x artı 10 boyunda oldu. B bitkisi de 22 artı x boyunda oldu. E şartımız A eşittir B artı 30 olacak. A bitkisinin boyu kaç? 4x artı 10. 4x artı 10 eşittir B bitkisi kaç? 22 artı x artı 30 olacak arkadaşlar. Buradan 3x eşittir 12, 42. O zaman x de kaç buluruz arkadaşlar? Ee, 14 mu buluruz? 14 buluruz. 4 kere 12. Evet. Evet. Ne dedik arkadaşlar? 14 yıl sonra x yerine 14 yazdığımızda toplam boyları arasındaki uzaklık, mesafe 30 metre olur arkadaşlar. Tekrar söyleyelim o zaman burada. İkili grafiklerde kesim noktası verilmişse tamam benzerlikten gidin. Benzerlikten yapın. Sıkıntı yok. Ama ikili grafiklerde arkadaşlar şey olduğunda kesim noktasını falan vermemişse nereden yapmak mantıklı? Oran orantı yönteminden yapmak mantıklı. Yalnız toplam boylarını mutlaka düşünün. Önceden bak 11'in boyu varmış burada arkadaşlar. Ne yaptık A? 3 yılda 12 uzamış. 1 yılda 4, X yılda 4X uzar. Toplam boyu 4X artı 10 yaptı. B için de aynı şey dedik arkadaşlar. Sonra ne yaptık? Bizim şartımız o X yıl sonraki dediğimiz şart boylar arasındaki farkın 30 olduğu şart. Yani A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 30 metre uzun olduğu zaman arkadaşlar. Yani A eşittir B artı 30. A neydi toplam boyu? 4X artı 10. B neydi arkadaşlar? 22 artı X artı ve de 30 da var. O zaman buradan da işlem yaptık. 3x eşittir 42'den x'i de 14 bulduk arkadaşlar. Evet bu şekildeki matematik sorularını da böyle yapabilirsiniz. Analitik geometriden bence yapmanıza gerek yok. Bu şekilde daha mantıklı arkadaşlar. Ve böylelikle analitik geometri tekrarını da bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki tekrarda ne var? Bir aksilik olmazsa e, şeyi düşünüyorum. Dönüşüm geometrisini düşünüyorum. Yani aksilik olmazsa dediğim şey şu. Belki dönüşüm geometrisini en sona bırakabilirim. Belki. Yani sırada katı cisimlerde olabilir. Bilemiyorum. İşte onun hazırlığını yapacağım ya bugün ya da yarın. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.